Gözlerinde öyle bir ışık gördüm ki, seni gazeteci yapmazsam hayatım boyunca hani bu kızı niye gazeteci yapmadım diye düşüneceğim dedim. Aman küçük durmayayım ya. Yani. Ekranda küçük durmamak için kendimi büyük gösteriyorum. Gülben Ergen yalan söyledi bize. Neden peki yalan söyledin Gülben dedim. Yani biz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bir deneme tahtasıydı İbrahim Tatlıses bizim için. Örneğin onun ağlayacağını hiç düşünmüyorduk. Ya dedim bir dakika, artık dedim programımızın sonuna geldik Muazzez Hanım. Şu anda hayatımızdaki en önemli insan bu kapının arkasında. Kapı bir böyle şırak diye açıldı. Sabah. Ne yaptı biliyor musun? Ay dedi, küt gitti mi? Şu mahkemeye gittim. Hakim bana diyor, Hülya Avşar seni söyledi. Ben nasıl diyeyim, gökyüzünde otuşan turnalar. Yani Sezen Aksu falan, Ajda Pekkan'a, Seda Sayan'a al basmıştı heyecandan. Bak al al. Ben de öyle sırlar var ki Türkiye 5 gün konuş. Yani o kadarını sana söyleyeyim. Hülya'ya verilmek üzere bende bir mektup var. Bak bunu ilk kez söylüyorum Gökay. Hülya'ya birkaç kere ulaşmaya çalıştım. Onun hayatta en çok sevdiği bir insandan bana verilmişti. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'dasınız. Haber Bahane röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu hafta benim için özel bir hafta. Neden diyecek olursunuz? Ortalama 18 yıllık bir televizyoncuyum. Ama yanında televizyoncuyum demek tabii ki ağzımdan çok zor çıkıyor cümle olarak. Televizyonculuğu, sunuculuğu onu izleyerek sevdim. Ve aslına bakacak olursanız bugün bu formatın yaratıcısı aslında kendisi. Türk televizyonculuk tarihinin en özel isimlerinden bir tanesi. Sevgili Yasemin Bozkurt bu hafta Haber Bahane'de. Ay şöyle bir nefes alayım. Harikasın gerçekten. Estağfurullah. Yıllarca herkesin hayatını evet. Bir şekilde deşeledin, eşeledin, ortaya çıkarttın, itiraf ettirdin. Ve çok net ve samimi söylüyorum. Bugün adı aykırı sorular olsun, o olsun, bu olsun, her ne olursa olsun şu an evet. Bu söyleşi furyası yıllar önce seninle başladı. Çok teşekkür ederim öyle gördüğün için. Ama ben bu formatı, yani Yasemin'in penceresine 96-97 yılında evet. Başlamıştım. Ve o güne kadar böyle bir format yoktu. Yoktu. Daha önceden varmış ama ben hatırlamıyorum gerçekten. Ama çok kısa sürmüş hayatınız, işte hayatınız gibi. Ben Yasemin'in penceresini yapmak için Star'la anlaştım. Dedim ki ünlülerin hayatını yapacağım. Gittim Star'a. Dedi ki kimi çıkaracaksın? İbrahim Tatlıses'i çıkaracağım. Ne yapacaksın? İbrahim Tatlıses'i işte karısını bulacağım. Ondan sonra Perihan Savaş'ı getireceğim. Derya Tuna'yı getireceğim. Müdür şöyle baktı. Sen iyi misin dedi. İyiyim dedim. Sen bunları getireceğini mi zannediyorsun dedi. Zannetmiyorum, eminim dedi. Hadi bakalım o zaman başla dedi. Kimsenin inancı olmayan bir programa başladım ben. Hiç kimse inancı yok. Yani İbrahim Tatlıses çağıracaksın. Onun beraber olduğu kadınları aynı ekrana getireceksin. Ama şunu öğrendim. Bak bu hayatta yeni televizyona başlayanlara da bunu tavsiye etmemiz gerekiyor. Eğer sanatçılarla iş yapmak istiyorsanız onlarla asla fazla samimi olmayacaksınız. Bana diyorlar ki İbrahim Tatlıses'le çok mu samimiydi? Hayır. Adamı belki ondan önce 3 kere görmüştüm. Gazeteciliklerinde bir kere röportaj yapmıştım. 2 kere de görmüştüm. Sanatçılarla çok samimi olduğunuz zaman size arkadaş muamelesi yapıyorlar. Halbuki gazeteciyle sanatçı arasında bir arkadaşlık olabileceğine ben inananlardan değilim. Yani gazetecilik dediğiniz unsur sizi habere yöneltir. Gördüğünüz bir haberi herkesten önce görüyorsanız ve bunun yayınlanmasında bir sakınca yoksa, yani onu da söyleyeyim kişisel olarak, yayınlarsınız. Ben 25 yıldır bu işteyim. Birçok sanatçının hayatını yaptım. Hiçbirinin evine gitmedim. Hiçbiri de benim evime gelmedi. Aramızda mutlaka ince bir cam oldu. O camda işte saygı vardı. Ha, Yasemin yaparsa iyisini yapar. Ben de zaten kendimi iyi anlatmak istiyorum. Düşünsene 90'lı yıllarda bu kadar medya mı var? Tabii canım. Tabii. İnsanlar bir yerde alkışlanmak istiyorlar. Vay canına bak, adama mağarada doğmuş, şimdi İbrahim Tatlıses olmuş. Hatta İbrahim Tatlıses'e şöyle başlamıştım. Ona önce kro diyorlardı, şimdi kral. Tabii. Ya o dönem için, o dönemin şartlarında, evet. O popülerlikteki tabii. Adamlar için, tabii. Daha şimdiki geldiler, hani belli yaşlara geldiler, belli hayatlarına badireler atlattılar. Hayata belki biraz daha pozitif, biraz daha anlayışlı, güler yüzlü bakmaya başladıkları evet. Zamanları yaşıyoruz. O dönem
Yani en popüler oldukları, belki en şımarık oldukları zamanlardı. Öyleydi ama kendilerini anlatacak mecralar yoktu. Yani bak ben nereden geldim, bugün ayaklarımın üzerinde duruyorum, beni alkışlayın programları yoktu. Sürdü program? O kadar uzun sürmedi, 4 yıl sürdü. Çünkü 4 yılda, işte 97'de başladık, 2001 yılında, hatta biraz 2002'de... Ama tekrara düşmeden zaten kaç kişiyle yapabilirdik? Yani 90 kişiyle yapmış. O zaman popüler olan dizi oyuncuları da vardı. Şimdi belki bazılarının adları bile anılmıyor. Ama o zaman son derece popülerlerdi. Onlar da geldiler programımıza. Onun için o program konsepti, şimdi ama düşünebiliyor musun? YouTube var, Instagram var, herkesin özel kanalı var. Ve herkes kendini istediği şekilde lanse etmeye sahip. O zaman öyle bir şey olmadığı için hadi anlatalım. Seyirci bizi sevsin havası vardı. Peki, yıllarca herkesin hayatına çomak soktun. Herkesi... Ya çomak soktun deme de yani çomak sokmak ama şeydir yani. Ben biraz onu kötü anlamda algılıyorum. Çomak sokmak değil, herkesin hayatını ben şöyle derdim. Eleğin üzerine koyduk, salladık. Dökülenler onların oldu, kalanlar bizim oldu. Peki, ancak sen hayatını hep böyle izleyiciden, bizlerden hep sakladın. Yok, saklamadım. Gökhan niye saklayayım? O kadar ortada bir insanım ki. Şöyle bir şey var. Beni hep gazeteci kimliğiyle gördüler insanlar. Bak onu söylemek istiyorum. Gazeteci. Çünkü ben gazetecilikten geldim. Bir sürü gazeteci arkadaşım beni kendinden gördüğü için yıllarca bana bakmadılar. Röportaj bile yapmadılar. Eyvah Yasemin ünlü oluyor. Yasemin para kazanıyor. Kıskançlığı içinde. Yani isim vermek istemiyorum. Böyle yan yana olduğum arkadaşlar Türkiye'nin en büyük gazetelerinde çalışıyorlar. Ve program yaparken ben şimdi bu hafta Yasemin'in penceresi var diye yazmadılar. Ben zaten ortadaydım. Ama aman kadın ünlü olmasın, aman kadın başımıza star olmasın diye görmemezliğe geldiler. Yoksa gelip de ben hayır demedim ki kimseye. Ya, olay çok başka bir çevrede. Sen belki böyle görmedin olayı. Hiç böyle okumadım. Tabii öyle oku, öyle olay o yani. Ben çünkü onların içinden gelen birisiydim. Ve onların içinden gelip onların bir ayda aldığı parayı benim bir günde kazanmam, çok şöhret olmam, Yasemin'in penceresi artık yani sokakta yürüyemiyordum. Düşünsene o dönemleri. Ve dediler ki vay canına ya bizden gelen işte geçen sene 3000 lira maaşla çalışan kadın bugün şu parayı alıyor diye. Mesleki bir kıskançlık oldu. Ve ben kim derlerse sıkıştırmasını hepsini tek tek de söylerim yani. Sayfaları elinde olduğu halde benimle röportaj yapmayan, o dönemin çok ünlü kadın dergilerine birine çalışan bir arkadaşım dedik Yasemin seni önerdim. Yasemin Hanım'la bir anlatabiliyor muyum? Yoksa ben kapalı falan değildim. Beni görmemezliğe geldi basın. Çok uzun bir süre. Gelsin ne olacak ki ben ekrana çıkıyordum ve Yasemin Penceresi ilk 3 programdı. 7-8 ratings. 20-30 şehir. Bugün milyon dolarlık diziler o reytingi ve şehir alamıyor. O dönemi yakalamış birisiyim. Biz yani tanıtımlar dönmeye başladığı zaman kim diye bakardık tabii. Ve o gün o... Tabii canım nefesi almadan insanlar... İzlenirdi yani. Yani ben kapatmadım kendimi. Çocuklarım ufaktı. Onlar da çok istemediler belki. Birkaç kere çekildi fotoğraflar ama ilkokulda falanlar. Yani okulda zaten gittiğiniz zaman Yasemin Bozkurt'un çocukları oluyor. İstedim ki onlar da rahat bir çocukluk geçirsinler. Şimdi bak beraber aynı kanalda buluştuğumuz Uçan Kuş TV'de buluştuğumuz zaman ilk başta kadroya girdiğini artık bir program senin üzerine kurgulu bir program olduğunu duydum. İnanılmaz heyecanlandım. Teşekkür ederim. Sonrasında bir hafta boyunca beraber yayın yaptık. Evet. Ondan çok da keyifliydi bak söyleyeyim. Bak, çok tedirgin geldim. Hissettin zaten ilk evet. Gün. Sonrasında kendimi bıraktım. O kadar benim için gururlu bir haftaydı ki o. Ne güzel. Çünkü açılışta çok samimi bir şey söyledim. Biliyorum, biliyorum. Televizyonculuğu bize sevdiren insanlardan bir tanesiydi. En azından niyetinde televizyonculuk olan bir küçük çocuktu o zaman. Tabii. Ve aynı masadayız. Evet. Bu benim için tarifi imkansız. Kelimelerle onu anlatamam. Harika. Ama o zaman makyajdayken şunu düşündüm. Hatta döndüm sordum. Ya Yasemin Hanım evli mi? Çocukları falan var mı? Ondan sonra bilmediğimi fark evet. ettim. Sonra o sırada neden haber bahaneyi almıyorum ki dedim. Herkesin hayatıyla o ilgilendi. Ben de onun hayatını kurcalayacağım. Başlıyorum valla. Ben şimdi şöyle bir şey. Aslında ben bunu Hürriyet'te falan o zaman anlatmıştım. Belki onlar internete düşmemiştir. Biz çok hani derler de mutlu Türk ailesi gibi. Evet. Babam askerdi. Askerliği nedeniyle Ankara'da görevi yapıyor biliyorsun. Bir yerlere tayinleri çıkıyor. Ben Ankara'da doğdum. Sonra Erzurum'a gidiyorlar ben birkaç yaşındayken. Yani hani annem biraz kendini sıksa ben Erzurum'da olacaktım. Sonra tekrar Ankara'ya geliyor babam.
Ve babamın şöyle bir şeyi var. Diyor ki ben asker oldum. Çocuklarım çok ufak yerlere gitti o zaman. Yani orada okumasınlar benim çocuklarım. Benim çocuklarım İstanbul'da okusunlar. Ve mecbur hizmeti dolunca istifa ediyor görevinden. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Bir kamyon sırtında geldik. Eşyalarımızı Ankara'dan doldurduk. İşte kamyonun önünde oturuyoruz kardeşlerimle birlikte ve ben İzmit'ten girince anneme şey demişim, bu ne demişim denizi görünce. Ya bilmiyorum ki Ankara'da deniz mi var hani yani henüz gitmedim. Kaç kardeşsiniz burada? Dört kardeş. Ve arka arkaya birer yaş arayla. Ve ben burada ilkokula başladım geldiğimde İstanbul'da. Şu anda Sakıp Sabancı ilk ortaokul olan ilkokulda orada okudum. Ve hep hayalim bak inan ki derler ya yani çocuk da nedir ne düşünürsen o olur. Ben 6-7 yaşında şey yapıyordum. Gazeteler okuyordum ve gazeteleri okurken ilk neye bakıyordum biliyor musun? Habere bakmıyordum. Kim yazmışa bakıyordum. Benim bu haberi kim yazmış? O zamanlar tabii daha ileriki yıllarda Duygu Asena vardı. Ben Duygu Asena'ya hayrandım. Allah'ım diyordum ya bir gün acaba ben de böyle olabilir miyim? Böyle yazı yazıp gazeteci olabilir miyim diye böyle hayalim vardı. Neyse sonra işte okul, ortaokul, lise. Liseye geldim. Artık böyle kıpırdanıyor içimdeki gazetecilik. Deli oluyorum gazeteci olmak için. Üniversite sınavlarına da girdim. Sınavları bekliyorum. Kazanacağım mı kazanamayacağım. Hepimizin o dönemki derdi. Dedim ki ne yapayım derken bir gün bir arkadaşımdan telefon geldi. Dedi ki Milliyet Gazetesi'nde dedi genç stajyerler arıyorlar dedi. Yani hani gökte aradım, yerde buldum. Ne yapacağım stajyerler falan o zaman da yani çok böyle bu işe hakim değil. Yani işte seni habere yollayacaklar. Beğenirlerse staj olarak göreve başlayacaksın. Ben vallahi pabuç giymeden doğru gazeteye arkadaşımla birlikte gittik. Oturduk böyle simsiyah saçlarım o zaman örgülü iki tane saç. Sonra dedi ki o müdür olan kişi gözlerinde öyle bir ışık gördüm ki seni gazeteci yapmazsam hayatım boyunca hani bu kızı niye gazeteci yapmadım diye düşüneceğim dedi. Öyle bir ışıkla gelmişim ben gazeteci olmak istiyorum. Buyurun geçin dediler hiçbir şey söylemediler. Biz işte öyle gazeteci gidiyoruz hani çömezler var diye kızım şu sete git şuraya git getir yazını yaz. Hatta ilk başlarda yazı yazıyorsunuz baktı şöyle etti. Bunu sen mi yazdın? Pardon yani kim yazacak? Beğenmiş meğerse yazımı. Ben bilmiyorum. Tabii hani bir şey olduğumu zannetmeyeyim diye de bravo falan yok hiçbir zaman için. Böyle gitti. Dedim ki ya ben üniversiteyi kazanırsam ben gideyim üniversite siyasalı da girmişim. Allah benim aklım okulu bitireyim İngiltere'ye gideyim böyle falan kariyer peşinde koşayım. Sonra bir de baktım dediler ki biz seni kadroya alacağız. Nasıl yani? Yani 212'de kadroya alacağız. Bir basın kartın olacak. Vaa wow, daha üniversite, ha orada üniversiteyi kazandım. Diyorum ki ne güzel üniversiteye gidiyorum, basın kartım olacak. 6 ay sonra basın kartı geldi. Bir hava, basın kartı, şaka bir hava ya. Yani. Çak, sarı basın kartı geç falan böyle bir hoşuma gitti. Sonra Basın kartı ağırlığını taşıdığı zamanlar tabii. Tamam bunu söyledim çok sevindim tabii ki. Yani basın kartı sarıydı o zaman. Sarıydı. Evet. Ve ağırdı. Ve öyle gitti. Hani çıkayım derken basın kartı sahibi oldum. O dönemde evlendim, çocuğum oldu. Ben üniversiteyi bitirince basın kartı sahibi, gazeteci, kocası olan, çocuğu olan. Nereye koşuyordun peki? Bilmiyorum ki nereye koşuyordun. Bu kadar hırsın mıydı? Yani... Hırs değil, önüne gelen bir şeyleri reddetme şansın olmayabilir. Yani önüne iyi bir adam çıkmış, ben bunu kaçırmayayım, evleneyim diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tamam da yani önünde tabak tabak yemek konduğu zaman yer misin? Hani biraz da dersin, koyarsın buraya yani. Ama hani olarak... arkadaş sen burada dur, ben seni alacağım ama bir bekle şurada falan. Vallahi hani yok yani. Fazla bekleyemedim çünkü kaparlar diye korktum. Herhalde çünkü o dönem onun gazeteciydi. Hadi dedik evlendik. Okulu bitirdim. Çocuk sahibi nasıl oldum. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. O da gazeteci aynı oldu. Aynı gazetede miydi? Yok farklı gazetedeydik. Benim bir arkadaşım onun arkadaşı da çıkıyordu böyle. Ben de işte üniversite birdeyim. Bire geçmiş. Daha doğrusu kazandım ilk sene. İşte tatil, sömestr tatili var. Orada öyle bir tanıştık. Sonra dedim ki ya iyi bir insana benziyor. Ama benziyor da evlenme teklif edecek halim yok yani 18-19 yaşındayım. Öyle teklif edince eve söyledim. Babam dedi kızım da bu yaşta evlenir mi falan. Üniversite birinci sınıfta da. Yani ne kadar flört ettiniz? Bir yıl. Bir yıl. Evet. Yani zaten bir yıldan sonra bir erkek evlenme teklif etmezse kadınlara söylerim. Boşan, atın.
Yani evlenme süresi bir yıl. Erkeklere niye bu kadar bileniksin? Bilenik yerde olur mu bir ya? Bir röportajını okudum. Ne diyorum? Erkeklere ağlatmayı seviyorum. Evet. Neden? Çünkü onlara yaptığım iyiliğin farkında değil misin Gökay? Erkekler ağlamaz, kalpsiz, ruhsuz insanlar gibi gösteriliyor. Her zaman katı. Ben diyorum ki hayır, erkekler de çok yumuşaktır. Çok kalpleri vardır, ağlarlar. Bunun neresi kötü? Siz bana madalya takın. Madalya takın lütfen. Hakikaten ya. Yasemin'in penceresi çok farklı bakıyor ama. Ya tabii öyle bakmak gerekiyor. Doğru. Yani ben o şey erkekleri ağlamaz, vurdum duymaz, kalbi yok denen erkekleri ağlattım. O yüzden dedim hoşuma gidiyor. Yani o manşetin altındaki çok gizli bir ifadeydi. Onu herkes yanlış anladı ama doğrusu buydu. Erkekler de ağlar. Hem de öyle bir ağlar ki kadınlar yanında yani laf olsun. Vay. Öyle. Öyle değil mi? Peki o kadar hızlı, doğru söylüyorsun, haklısın. Gerçekten hızlı bir ilk gençlik çağı. Evet, evet. Yani aslında 20'li yaşlar feci hızlı. Yani feci hızlı. Hızlı ama hani aslına bakacak olursan gençliğini yaşayabildin mi sorusunun cevabını? Evet, yaşadım. Şöyle yaşadım. Gençliği yaşamak diskoteye gitmek mi? Gençliği yaşamak atıyorum içki içip kendini yerlere mi atmak? Hayır, öyle değil. Gençliğimi şöyle yaşadım. İdeallerimi gerçekleştirdiğim için kendimi mutlu hissettim. Yani düşünüyor musun? 9 yaşında bir kız çocuğum, bana ne olacaksın diyorlar. Gazeteci diyorum. 9. Şimdi sor bakalım 9 yaş çocuğa ne olacaksın desin, sana bir fikir versin. Ya mesela 19-20 yaşında bileyim, kız kıza tatile çıkmak bilmem ne, tek başına olmak vesaire. Öyle değil. Biz çok kalabalık bir ailedik. Ben tek başına olmaktan çok sıkılırım. Yani bir evde bir gün fazladır benim. Bir günden 24 saatten sonra gelirler bana. Hayır, insan gelir. Onu seviyorum. Yani insanlarla iletişimi seviyorum, konuşmayı seviyorum. Birisi bana bir şey anlatsın, ona karşı... Tam bir asker kızısın aslında bakacak evet, olursan, evet. Biliyorsun. Yani biraz babamın disiplini de vardır. Yani bizde işte akşam saat 7 mi herkes masaya oturacak kardeşim, öyle bir şey yok yani. Hepimiz İtalyan ailesi gibi dizilirdik. Çorbayla başlanır yemeğe biliyorsun. Hı-hı. İşte çorba, pilav, et, zeytinyağlı. Onlar yenir ve kalkılır. Ve yemekte de asla tabakta... Yani o 70'lerin, 60'ların disiplinden gelen insanlar da bize de o disiplini aşıladılar. Ve o disipline büyümek güzel bir şey. Yani şöyle söylüyorum, hem şükretmeyi biliyorsunuz, hem de artık 30 yaşından sonra şu anda veya 30 yaşından sonra ne yapabilirsin ki? Şu anda bile insanlar kariyerlerini düşünsene, dünyanın en büyük olaylarını keşfedenler, işte YouTube'u bulanlar, Instagram bulanlar, hepsi 18-19 yaşında. Bak hepsi evlerinin garajında bunu buldular. Bizdekiler bulamıyor çünkü bizim evlerde garaj yok. Bir garajım olaydı ben neler yapardım. Bir garajım olaydı ben neler yapacağım. Daha yapacaktım olsa. Peki bazen bu disiplin, bu mekanik demeyeceğim. Yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum. Ama hani kurallar çerçevesinde belli sınırlar dahilinde yaşadığın, görev olarak adlettiğin, bu yapılmalı, o yapıl... Bu seni sıkmadı mı? Hiç yani? Sıkmadı ama bir yandan da deli bir tarafım vardır. Kova kadınıyım. Sana bak anlatayım olayı. Bundan 8-9 yıl önce Almanya'dan bir telefon geldi bana. Türk-Alman bilmem ne derneğinden işte konuşmacı olarak gelir misiniz dediler. Ben de zamana baktım, uyuyor, tamam dedim, gelirim dedim. İşte dediler bir iki gazeteci, bir de sizi çağırıyoruz. Tamam dedim, biz de biletlerinizi yollayacağız. Pardon şöyle dediler, biletlerinizi yollayamıyoruz, siz alın biz parasını öderiz, böyle bir şey yok. Tamam, problem yok dedim. Şimdi gidişe kadar, hata bende yaz, bunu itiraf ediyorum. Asla bile bir disiplinsizlik yapmam ama yaptığım bir şeyi, hataya söylüyorum sana. Şey geldi, Almanya'da olmam gereken gün geldi. Sabahtan beni aradılar. Dediler ki, Yasemin Hanım kaç uçağıyla geliyorsunuz? Hangi uçak? Ben unutmuşum. Şaka yapıyorsun. Ben unutmuşum. Dedim ki ya çok çok özür diliyorum sizden. Ben gelemeyeceğim dedim. Nasıl gelemeyeceksiniz dediler. Gelemeyeceğim çünkü siz bir gün önceden, hemen de onu atıyorum. Yani insan dedim bir gün önceden arayıp da hatırlatmaz mı? Yarın saat kaç uçağıyla geliyorsunuz? Şimdi mi bana söylüyorsunuz diye ben onları atıyorum. Ama hiç yutmadılar. Dediler ki hayır, biz burada şeyler yaptık, afişler yaptık. Ben de o dönem işte gene bir kanalda kadın programı yapıyorum. Aman aman kıyamet kopar Yasemin Hanım dediler. Kıyamet kopar, ne yapıp gelin. Ya saat Türkiye saatiyle 8. O kadar yalvarınca peki dedim, telefonu kapattım, havalanını aradım. Dedim ki Nürnberg'di galiba, uçak kaçta dedim. 2'de dediler. Pasaportum var, vizem var. Valizime... İki tane kıyafet attım, evden çıktım, evde de eşime haber verdim de çocuklara haber verdim. Böyle deliliğim de vardır yani. Havalanına gittim.
Verdim 200 mi 300 euro mu ne? Bilet aldım. Uçağa bindim. İndim Almanya'ya. Eşim aradım. Bu akşam yemeğe gelemeyeceğim dedim. Çekim mi vardı? Yok ben Almanya'dayım dedim. Anladın mı? böyle durumlar da var yani anlatabiliyor muyum? Yani o zaman siz cevabımı alıyor oluyorum. Hani insan bazen bu hani gergin topuzlu bir hayattan yok canım, insan bazen saçlarını savurmak istemez mi yani? Ben anladın çok hani savururum. Sen bakma öyle durduğuma bakma. Ben çok savururum. Böyle şimdi yarattığım bir imaj var. Ben ilk başlarda ekranda komik bir şey söylediğim zaman insanlar gülmüyordu. Niye gülmüyor? Çünkü bu kadın komik konuşmaz diyorlardı. Yani konuşuyorsa mutlaka bir ciddiyeti vardı. Şimdi yavaş yavaş alıştılar da ha evet Yasemin Hanım espri yaptı diyorlar. Yani bu kadar ciddi anılmak da hoş bir şey değil ama programın formatına göre davranmak zorundasın. Yasemin Penceresi yapıyorum. Türkiye'nin en ünlü starları karşımda. Hepsi benden yaşça büyük, ün olarak büyük. Hepsi yıllarını vermişler. Şimdi onların karşılarında kalkıp da komedi oynamanın bir anlamı yok. Sonra Kadının Sesini yaptım biliyorsun. Türkiye ilk defa reality show'la karşılaştı. Şimdi bak herkes böldü kopiş yaptı. Kopyala yapıştır yaptı. Herkes yapıyor. O dönemde de öyle. Kadın karşıma gelmiş. 3 çocuğumu kaybettim. Kocam beni dövdü. Benim oğlum bulun diyor. Ağlıyor. Ben ne yapabilirim ki Gökhan? Ciddi olmak zorundasın. Yapıştı üzerine o imaj. Evet. O ama aslında öyle değilimdir. Bak ben arkadaşlarıma sorsan derler ki ya çok konuşmayı sever. Çok da komiktir der. Kendime dalga geçirmiş. Anlatıyor mu ya? Yasemin'le Yasemin Bozkurt arasında o zaman var. Çok ciddi bir fark tabii, var. Tabii tabii var. Yani formata saygı duyuyorum her zaman. Seyirciye karşı çok saygım var. Bak bu inanılmaz bir şey. Başta aman boş ver. Ben yapayım diye izlesin ya da izlemesin. Hayır. Emek verilmiş her şey izlenmeli. Onu da izletmenin de bir yolu vardır. Dürüst olacaksınız. Hani kamera derler ya ben hep öyle söylerim. Kamera yalan makinesi gibidir. Yüzünüze girer, gözünüzdeki ışığı alır. Doğru mu yalan mı söylüyorsunuz anlar. Peki sana en büyük yalanı kim söyledi mesela programda? Şöyle bir şey var, şimdi isim veremem çünkü çok ayıp olur. Ünlü bir oyuncunun, daha doğrusu şarkıcının hayatını yapıyorduk. Kız kardeşi öldürülmüş. Onu söyleyeceğim. Aslında bize kaza dedi. Fakat ben onu ekranda yüzlemedim çünkü çok içinden aile faciası çıkacak bir şeydi. Bir de ben şunu anlattım daha önceden. Gülben Ergen yalan söyledi bize. Kardeşin var mı dedi. Evet var. Trafik kazasında öldü dedi. Şimdi bak trafik kazasında öldü derken demek ki insanda böyle bir şey oluyor. Bana inandırıcı gelmedi Gülben'in bu söylemi. Dedim ki ekibe araştırın. Yasemin'in penceresinde öyle bir ekibi var ki yani MİT neyse YİT'ti o YİT. Yasemin İstihbarat Teşkilatı. Öyle bir şeyimiz var. 15 kişi, hepsi canavarlar. Gidin araştırın. Nerede dedim ölmüş. Mezarında bulacaksınız. Gerçekten trafik kazasından ölmüş. Hemen aradılar. Anne baba ayrılıyor. Baba Antalya'ya gidiyor. Bir ekibi vururank Antalya'ya yolladım. Araştırın bakalım dedim. Sonra tabii ki Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi çocuklarla mahallede böyle kavga falan bir şey yapıyormuş. Çocukları ayırıyormuş. Çok masum anlattı. Ki doğrudur Gülben'in anlattığı. Ayrılmış böyle dönerken bir tanesinin dedi galiba silah var. Dönüyor. Abi tek kurşunu öldürüyor. Yani feci bir olay. Feci. Biz bunu tabii Gülben'e söylemedik. Biz bunu bulduk. Gerçeği bulduk. Hatta arkadaşlar tövbe yapayım. Mezarını çekmişler. İnandırıcı olsun anlamda. Yani yanlış bir şey anlamayın. Sonra programda Gülben görünce tabii şoka girdi. Yani hakikaten çıkamadı şoktan. Nasıl buldunuz bunu falan dedi. Neden peki yalan söyledin Gülben dedim. Neden yalan söyledin? Dedi ki bu benim içime çok acıtan bir olay. Her seferinde abin neden öldü dediklerinde ben bu cinayet olayını anlatmak istemiyorum. Onun için kendi kafamda bir yalan uydurdum. Ve bu yalana da kendimi inandırdım. Ama siz bunu buldunuz dedi. Ondan sonra zaten anlattı. Peki hayatında dönüm noktalarını ya da az önceki örnekteki gibi anlatmadığı bir olayı, anlatmak istemediği bir olayı ortaya çıkarttığınızda tepki gördüğün o masadan, o stüdyodan tartışmayla, hırgürle, yüksek sesle çıkmak zorunda oldun ve programı yarıda kesmek zorunda kaldın oldu mu? Hiç yok.
Çünkü neden biliyor musun? İnsanlar programı öyle bir izliyorlardı ki formatı biliyorlardı. O formata uygun olduğu için geliyorlardı. İlk İbrahim Tatlıses'ti. Yani biz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bir deneme tahtasıydı İbrahim Tatlıses bizim için. Örneğin onun ağlayacağını hiç düşünmüyorduk. Ve ilk kez ekranlarda İbrahim Tatlıses Yasemin Penceresi'nde ağladı. Ve ben baktım şöyle yandan ve teresini izliyor hayatı. Ağlıyor. Ay şoka falan giriyor. İbrahim Tatlıses ağlıyor. İbrahim Tatlıses ağlıyor dedim böyle. Zannediyorum ki ben vay canına ya ne hayatlardan geçmişim falan böyle gülecek zannediyorum. Halbuki o kendi yaşadıklarına ve kendini acıdığı için ağlıyordu. Ve ondan sonra olay işte Emel Sayın geldi, Sezen Aksu, Mahsun Kırmızı geliyor, Özcan diye artık ki akla kim geliyorsa. En unutamadığın hayat hikayesi? Hepsinin bende bir anısı vardır Gökay. Yani Sezen Aksu'dan tut, Muazzez Abacı'ya kadar işte Mustafa Sandal'da bile ağlamıştık yani o zamanlar. İbrahim Tatlıses, Emel Sayın. Hepsinin minik minik hatıraları vardır. Ama en seni böyle yüreğini ince bir yere dokunan? İnce bir yere dokunan aslında bu anlattığım isimlerde çok hepsinde bir şey var, yaşadım bir şeyler vardı. Ama benim en ağladığım olay Muazzez Abacı'daydı. Ben çocuklara hiç dayanamam. Kendi evlatlarım da olduğu için. Muazzez Abacı'nın kızı o zaman Amerika'da okuyordu. Sabah'ı ben aradım. Dedim ki sabah annene Yasemin Penceresi yapacağız. Gelir misin? Gelir mi Yasemin abla dedi. Senin dedim uçak biletlerini yolluyorum. Ama o zaman sabah tanınıyor. Sen dedim arkadaşlarımız karşılayacak. Gözlük ve peruk tak. Bir havalı muhabiri görürse bütün şeyimiz, esprimiz biter. Yani pazartesi çekim yapıyoruz. Cumartesi günü de uçağı ayarladık. Amerika'dan gelecek sabah. Dedi ki hiç merak etmeyin. Ben bir arkadaşımın evine geleceğim. Otele de gitmeyeyim ben dedi. No, işte 20 kere rica ederim. Sabah görmesinler çeker. Neyse. Şimdi programa oturduk. Muazzez Abacı'yı hayatını anlatıyoruz. Allah! Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Kadın zaten darma duman oldu. O gelenden, gidenden, hikayeden, anlatandan. Sabah'ı finale sakladık. Olay şöyle olacak. Şimdi kızınız keşke burada olsaydı ama o da diyor ki yok Amerika'da diyor anlatıyorum sana. Dedim biliyoruz Amerika'da olduğunu Muazzez Hanım. Gelin bir telefon bağlantısı yapalım. Gece çekiyoruz saat 9 orada Amerika'da öğlen 12:00. Olur dedi. Biz dedim telefon numarasını var dedim. Tamam arayın dedi. Biz diyor Amerika'yı arar gibi reji arada. İşte Sabahcığım nasılsın? İyi, günaydın falan neyse o saati. İşte annen şu anda burada o zaman tabii böyle şeyler yok. Dediler bilmem neler yok. Telefondan gidiyoruz. O da diyor ki Sabahcığım yavrum keşke sen burada olsaydın. Senin olmadığın bir programa eksik ama sesini duydum evladım. Çok mutlu oldum. Bizim şeyimiz bu, senaryomuz şu. Rejiden konuşuyor Sabah. Böyle 3-4 kelime söyledikten sonra telefon kapanacak. Biz yeniden arayalım diyene kadar rejiden çıkacak, stüdyonun kapısına gelecek. Ve ben kapı açılsın diyeceğim. Annesi görünce çok şaşıracak falan. Böyle bir senaryomuz var ama asla olmadı. Neyse, işte kızım Sabahcığım çok teşekkür ederim derken telefon gitti. Ya bir dakika dedim. Arkadaşlar lütfen bir daha arayın dedim. Orada ben bir şey soruyorum işte Sabah ne yapıyor, ne okuyor, işte tıp okuyor, öğretmiş, doktor olacak falan. Ya dedim bir dakika artık dedim programımızın sonuna geldik Muazzez Hanım. Şu anda hayatımızdaki en önemli insan bu kapının arkasında. Dedim, kadın şöyle bir durdu. Açayım mı kapıyı dedim. Açın dedi. Kapı bir böyle şırak diye açıldı. Sabah. Ne yaptı biliyor musun? Ay dedi küt gitti mi? Şaka yapıyorsun. Ben oradan bir fırlayım öldü zannettim kadın. Ya düşünebiliyor musun basını bana yapacağını? Sabah içeri girdi. Muazzez Hanım nasıl ağlıyor biliyor musun? Hıçkıra hıçkıra sanki tövbeler tövbesi kızının cenazesi gelmiş gibi. Bir ağlıyor. O ağlıyor ben ağlıyorum. Kızım kızım. Ay şaşırdık. Program darmadağın oldu. Bittik biz yani. Bittik. Ondan sonra neyse böyle 4-5 dakika böyle bir krize girdi kadın. Hak veriyorum sen düşünsene şimdi bana da öyle yapsalar. Oğlum Amerika'da telefonla konuşuruz ki o dönemde sonra gitti Amerika'ya o da. Kapı açılıyor ve oğlumu görüyorum. Ben de şak diye düşer bayılırdım. Çünkü niye? Böyle bir kadraj yok aklında. Kadraj sadece onun telefonla sana bağlanması. Tamam da Amerika'ya giden gel yani giden gel ama epeydir de görüşmüyorlarmış sordum. 7-8 aydır da görüşmüyormuş annesiyle. Yani Türkiye'ye gelip gitmiyor okulduğu için.
Neyse kadıncağız kendine geldi. Ayda sarılıp sarılıp duruyor. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Sonra neyse olay biraz durgunlaştı tabii ya. Dedim ki ya Muazzez Hanım, size bunu sormadan edemeyeceğim. Çünkü bunu yıllarca düşünebileceğim bir soru olacak. Acaba dedim, kapı açılsın dediğim zaman siz kimi düşündünüz? Hani son konu kim olacak zannettiniz? Ve kapı açılınca Sabah'ı görünce ne hissettiniz dedim. Ya kadın günlerce güleceğim bir cevap verdi. Kapı açılınca zannettim ki Levent Kırca Sabah kılığına girdi. Dedim ben bu kadarını bile ben akıl edememiştim. Hani o zaman Levent Kırca kılıktan kılığa giriyor ya. Zannetmiş ki biz Levent Kırca'yı Sabah kılığına soktuk. Bir an böyle durdu zaten. Durdu. Anne deyince şak dedi, arkaya doğru düştü kadın. Ha düşünebilir miyim? Sonra Sabah'a ben dedim ki annen kalpten ölseydim. Beni yerdi basın ya dedim. Yok dedi ya. Sen kedi kendini yer bitirirdin ya ben, zaten. Başka ya. Tabii ya. Benim matemimi bırak. Bir de üzerine çullanacak tonlarca ağırlığı düşün. Bana dedik yok dedi annemin kalbim var yok hiçbir şey olmaz. Ama ne ağladım. Gökay ne ağladım. Ya kadının feryadını yapamıyorum şu anda. Sanki Allah korusun bir şey gelmiş kızının başına dövünüyor böyle. Bülent Ersoy geldi mi? Bülent Ersoy o şey yüzünden gelmedi. Ameliyat meselesi yüzünden konuştuk. Bana dedi ki ya Yasemin'i onu görmüyor. Nasıl görmeyeyim ya dedim. Ya sen ameliyat olmuştu, trans olmuş. Ben onu görmeden yapamam dedim. Kusura bakma. Yani görmem lazım. Ha çok üzerinde tabii ki gitmeyeceğiz. Tamam ama en azından böyle bir değişim oldu. O zaman belki buna sert bakıyordu. Şimdi belki söylesem olabilir. Daha hani tabii, daha yumuşadı. Daha yumuşadı. Konu da yumuşadı aynen. O dedi ki onu görürse aa yok bendim görmesem de olmaz. Kusura. İçinde uhde kalan birisi var mı? Şunu alabilsem dediğin. Çok istediğin. Yok hiç öyle yok. İstediklerimi hepsini aldım. O, gelmeyenler de zaten işte Türkan Şoray gelmedi. Hülya Avşar çok oyaladı beni. Geldim ama. Gelmedi. Çok oyaladı ama gelmedi. Şöyle gelmedi. Şimdi biz şöyle yapıyorduk Gökay. Sana geliyoruz. Diyoruz ki bizim programımız 20 gün sonra olacak. 20 gün sonra değişmez bu kural. Yani bir gün atabilirsin. Çünkü stüdyo, o tanıtım, her şey ona göre hazırlanıyor. Hülya Avşar'a ben gittim. Kendim gittim. O 96-97 hatırla. Şov yapıyor, dizi çekiyor. Kadın böyle deli gibi çalışıyor. Deli gibi. Hatta Yıldız Park'ın orada bir filmdeydi. Ben ona gittim. Dedim ki ya Hülya ne yapacağız? Yani katılacak mısın, katılmayacaksın? Onu söyle. Ben ona göre hani katılmayacağım dersen aramam. Hayır katılacağım ama zamanım yok sana bunları anlatmaya. Sen git dedi Leyla ile konuştu. Leyla da ortanca kardeşim. Hı, evet. O zaman sen Leyla'ya telefon et dedim. Ben Ankara'ya gideyim. Leyla ile konuşayım. Tamam dedi. Ben de Leyla'yı sorarım. Tamam dedi Hülya telefon etti. Gelin dedi. Atladım gittim ben de. O zaman bir antikacı dükkanı vardı Leyla'nın. Hı. Konuştuk. Fakat tabii işte hayat size şunu öğretiyor. Böyle konuşmalara giderken bir kamera bulundurun lütfen. Anlatabiliyor muyum? Konuştuk, anlattı işte ilk eşini anlattı. İlk eşinin Hülya'yı nasıl aldattığını anlattı. O eşini yakalamış, o eşi ona bir tokat vurmuş. Bütün o detayları anlattı. Doğal bir şey yani artık öyle. Sonra Hülya ile biz bir türlü meç edemedik tarihi. İşte ben 5 ediyorum, 15 diyor. Sonra ben artık vazgeçtim Hülya Avşar'la program yapmaktan. Zaten arkası öyle bir geliyor ki yani onun üzerine düşecek zamanımız dahi yok. Sonra ben bunu Yasemin Penceresi bittikten sonra dediler ki Sabah gazetesinde size bir röportaj yapalım. Hülya Avşar niye çıkmadı? Herkes onu soruyor. Ben de bunu anlattım. Dedim işte böyle olmuş, öyle olmuş. Leyla bunları anlattı. Ben nereden bileyim kocasının onu aldattığını, bir tane de tokat attığını. Kardeşi söyledi bunları. Hatta Leyla'ya dedim ki sen bunları ekranda anlatacaksın Leyla dedim. Yani bana dese ki anlatma zaten anlatmam. Öyle bir huyum yoktur benim. Yani kimse diyemez ki Yasemin'e bir sır söyledik de etrafı saçtı. Hayır asla bir şey. Bende öyle sırlar var ki Türkiye 5 gün konuşur. Yani o kadarını sana söyleyeyim. Ve bunu söyledim diye Hülya benim cep telefonuma bir mesaj bırakmış. Sen ne kadınsın, karısın bak karısın. Oh. Ve o kadar da o zaman samimiyiz aynı yerde oturuyoruz. Her şeyini biliyorum kime gidiyor, kime geliyor, ne yapıyor. Hani anlatabiliyor muyum? Sen ne karısın? Dendi derhal o mesajı bir basın toplantısı yaptım. Tüm gazetecileri dinlettim ve direkt mahkemeye gittim. Şu mahkemeye gittim. Hakim bana diyor Hülya Avşar size ne söyledi? Ben nasıl diyeyim gökyüzünde otuşan turnalar. Dedim ki hakim bey ben söyleyemeyeceğim dedim. Yazıyor.
adam hakim artık ciddiyetini korumak için duruyor yani. Anladın değil mi? Gülgül, böyle komik tarafım var demiştim. Neyse, seninkine bir para cezası yazdı. Tabii kazandım davayı. O zaman kaç yılıydı? 2003 mü, 2004 mü? 4 yılı falandı. 11-12 bin lira para ödedi bana Hülya. O gökyüzünde uçuşan turnalar lafından dolayı. Sonra pişman olmuştur. Sonra ben ona, sonra biliyorsun Hülya böyle hak der, sonra da ne haber canım der. Böyle karşılaştık, gayet güzel konuştuk. Sonra anladı galiba o da Leyla'nın söylediğini. Ama benim Hülya'ya verilmek üzere bende bir mektup var. Bak bunu ilk kez söylüyorum Gökay. 2008 ya da 2009 yılında bana bir mektup verildi Hülya Avşar'a iletmem için. Hülya'ya birkaç kere ulaşmaya çalıştım. Ben sunucusuyum onu biliyorsun değil mi? Öyle mi? Ne sunucusu? Hülya Kap. Tenis turnuvası. Öyle mi? 3 yıldır beraber çalışırız yani. Yani gökyüzünde ötüşen turnuvalar. Evet, Ay bunu hakime söyleyemedim. Düşündüm. Utandım yani. Allah da ifade de yazılmıştı Allah orada. Sesi de vardı. O mektubu anlat bakayım. Ne mektubu merak ettim. Şimdi o mektup aslında Hülya'nın eline geçmesi çekip gereken. Çekip getirsenize bana şimdi, ciddiyim vallahi. Niye çıtladın? Film mi seyrediyorsun? Şöyle bir şey. Aslında ben o mektubu gerçekten Hülya Avşar'a vermek istiyorum. İstiyorum çünkü kimden o mektup, diye sorabilir miyim? O mektup onun hayatta en çok sevdiği bir insandan bana verilmişti. Ve o insan şimdi hayatta yok. Annesi. Evet. Emral Hanım biliyorsun akciğer kanserinden vefat etti. Ben o zaman Star'da program yapıyordum. Ve kendisi kemoterapiye gidiyordu. Beni de çok sever. Dedim ki Emral Hanım sizi ekrana çıkartmak istiyorum canlı yayını. Dedik saat 4'te kemoterapiye gideceğim dedi. Şimdi böyle diyen bir insana ben ısrar edemem. Tamam dedim. Ama dur dedi, bir saat önce geleyim sana dedi. Allah rahmet eylesin. Çok Nurgül'ün içine yazdı. Şeker bir kadındı. Çok şeker. Her şeyi hazmetmiş bir kadındı. Bizim Star'a geldi, canlı yayına geldi. İşte hem programla tedavisinden söz etti. Olaylardan söz etti. Şu an çok hatırlamıyorum 2008-2009 yılında. Sonra ben de bana döndü. Böyle bir zarf verdi. İçinde de bir mektup var. Bunu Hülya'ya verdi. Ay tüylerim diken diken oldu. Ya onu şu demek istiyordu. Beni öldükten sonra ver bunu demek istiyor da. Ne o onu söyleyebiliyor. Of çok ağır bir şey bu. Ne de ben bunu ifade ediyorum. Siz niye vermişsiniz, vermiyorsunuz demişim diyor. Böyle saçma bir laf da etmişim derim. Hatırlamıyorum tabii. Ben mektubu aldım. Zarfta. Ya o kadar yoğun çalışıyorsun ki o mektubu alıp Firzin arasına koymuşum Gökay. Açmamışım bile. Ve sonra da Emre Hanım rahmetli olunca unuttum. Gerçekten unuttum. Mektubu unuttum. Ona verdiğim... Konu da rafa kalktı zaten. Konu da rafa kalktı. Onu da unuttum. Verdiğim sözü de unuttum Emre Hanım'a. Bundan 2016'ydı galiba. Kanal D'de program başlayacağım. Vardır ya şöyle Firiz mi kaldı artık diyorsun yani Firiz'i at. Herkes cep telefonundan Firiz yapıyor. Dedim şu alayım da hani önemli isimler varsa kullanmadıklarım, aramadıklarım onları bir çizeyim derken bir zarf. Dört keşe beyaz bir zarf. Bu ne falan oldu? Açtım baktım. O titrek el yazısıyla bir not yazmış. Dedim ki ya ben böyle bir şeyi nasıl yaptım? 2008-2009'da verilen mektup belki 10 yıl sonra çıkıyor ortaya. Yapacağım tek şey var. Kısa bir not mu? Bayağı uzun uzun yazmış mı? Yani 5-6 satırlık bir şey. Ne yazsın ki o saatte? Yani artık o da ne olacağını belki biliyordu. Belki umudu vardı. Onu soramazsın ki bir hastaya. Umudun var mı yoksa şu mu bu mu diye. Kemoterapi görüntüsünde saçları dökülmüştü falan. Ve ben tabii bu mektubu hemen Hülya Avşar'a ulaştırmak istedim. Çünkü belki annesinden alacağı ilk, belki de son mektuptu bu. Gerçekten son mektup olabilir. Zannetmiyorum Emre Hanım'ın ona bir not yazdığını. Aradım Hülya'yı birkaç kere. Dönmedi. Niye dönmedi, niçin dönmedi bilmiyorum. Ve mektup hala bende duruyor. Duruyorsun. Duruyor, duruyor. Ben elçi olabilir miyim izin olursa? Tabii ne demek. Sizi bir araya getirmek çok isterim. Tabii memnuniyetle veririm ve o da onu bence çok duygulandırır. Çok. Çok duygulandırır. Annesinin
el yazısıyla yazılmış, hatta tarihi de var üzerinde, öyle bir mektup. Onun için hani çerçeveleyip duvara asacağı manevi çok değeri özel çok bir şey yüksek bu. Bir anıdır. Çok özel bir şey. Çok özel bir şey. Ama yıllardır da saklıyorum onu ben. Peki insanların hayatının bu kadar kiri pası, tortusu, hüznü, kederi, sevinci, mutluluğu, hüznü, omuzlarında bu kadar fazla yük, sorumluluk, negatif duygular, negatif enerji taşımak zor olmadı mı? Hayır, hiç zor olmadı. Şöyle bir şey yapıyorsun. Tabii ilk program Kadın Sesinde de öyleydi. İşte kadın geliyor, 3 çocuğumu göremedim diyor, 4 çocuğum bilmem ne oldu diyor. İlk bir yıl falan, şimdi biliyorsun herkes yapıyor bunu, psikolojik olarak çok zorlandım. Mesela kafamı yastığa koyuyorum, ay ya benim çocuğum kaybolsaydı ne yapar diyorum, zıplıyorum. Sonra bir psikiyatriste gittim. Çok güzel bir şey bu. İnsan tıkandığı anda bir lavaş kullanır değil mi? Tabii ki. Bana dedi ki Yasemin Hanım, doktorlar ameliyata girerler ve her hastayı yaşatmak isterler. Öldüğü zaman da tabii ki o anda çok üzülürler ama öbür hastayı yaşatmak üzere yeniden kolları sıvarlar dedi. Eğer ölen ve iyileşmeyen her hasta için doktor üzülseydi diğerler için vahim bir durum söz konusuydu dedi. Onun için siz bundan sıyrılın. Siz onlara yardım ettiğiniz için, onların çocuklarını bulduğunuz için, işte onlara yardım çağrısında bulunduğunuz için mutlu olun. Mutlu kadının olmayı öğrenin. Kadının sesinde ama destek ama aldın değil mi? Şey, tabii kadının sesinde aldım. Yasemin Penceresi'nde öyle değil. Yasemin Penceresi'nin içinde yine biraz magazin vardı. Yani eski arkadaşlar, anılar, eski kocalar, sevgililer gelmez dediler insanları getiriyorduk. Niye? Çünkü hiç unutmuyorum, Orhan Gencebay'ın programını yapıyoruz. O dönemde öğrendik ki Orhan Gencebay'ın öğretmeni yaşıyormuş, ilkokul öğretmeni. E nasıl bulacağız? Herhalde o zaman bile 65-70 yaşında falan diye bahsediyorum. Ay düşünüyoruz bulmamız imkansız. Dedim ki bir dakika, adı soyadı var mı? Var. Hemen Milli Eğitim arayın, emekli öğretmenlere girin dedim. Hemen Milli Eğitim arandı. Yani Yasemin Penceresi bir kilit isimli. Biz Yasemin Penceresi'nden arıyoruz. Buyurun efendim. İşte adı Ayşe, soyadı Fatma, bir öğretmeni bulabilir misin? Derhal efendim. Kadın şu bankadan emekli maaşını alıyor. O bankayı aranıyor. Sen bankayı aranıp birisinin adresini verirlerse o banka... Allah Allah! Nereden nereye? Şaka gibi. İşte gazetecinin verdiği bu hani damla etkisi. Bir de sen bir bankayı arayıp da Yasemin Bozkurt'un adresini istiyorum desen, sana verseler o banka müdürü ne olur? Tabii. Bitti. Yani bitti. Yani hiçbir yere sürülmez, hayatı biter. Gizli. Biz aradık. Yasemin'in penceresini arıyoruz. İşte Orhan Gencebay'ın öğretmeni sizin bankanızdan emekli maaşını alıyormuş. Adresi dedik. Kadın şak dedi verdi. Ve getirdik öğretmeni. Ay düşünsene adam aradan geçmiş 50 küsur yıl yaşadığını bile bilmiyor. Yani Orhan Baba şangır şungur. Yani detaydır. Başarının ne olduğunu sorarlarsa başarı kılcal damarlardır ve detaydır. Biz onu bulmasak da olurdu. Ne olacak? Yine Orhan Gencebay izlenirdi. Mehmet Aslan Tuğ'un hayatını yaptık. Onun da hayatında çok önemliymiş öğretmeni. O zaman Kosova'da öğretmenini bulduk. Oraya gitmiş. Fakat savaş var. 90'lı yıllarda. Savaş var ve savaştan büyükelçiliği araya sokarak savaştan öğretmeni getirdik. Mehmet Aslan Tuğ gördü. Hem gözünden yaş akıyor, hem salya hem sümük akıyor. Yani hepimiz öyle oluruz. Olmaz mıyız? Çünkü diyor ki hayatımda el yüzü olan öğretmen bu diyor. Adını hatırlamıyorum. Erkek bir öğretmen. Samsun Lisesi'ne falan galiba. Adam da oraya göreve gitmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Büyükelçilik araya giriyor, konsolosluk araya giriyor, dışişleri araya giriyor. Savaştan buraya programı insan getiriyor. Peki şimdi bu kadar imkanlar, gelelim fasulyenin faydalarına şimdi. Bu kadar imkan, bu kadar destek, evet. Böyle ekip, bu kadar güçlü, haftanın bir günü yayınlanan ama o haftaya damgasını vuran bir program. 4,5 sene sürdü ama konuşuluyor 20 yıl. Yıldır da konuşuluyor. Aynen, bravo işte ondan bu. Sonra, şimdi geliyorsun bu kadar ilkleri yapmış, ilk aykırı soruları yapan, ilk kadın kuşaklarını yapan, ilk reality dediğimiz şimdi 3. sayfa haberleriyle amca teyzeye, teyze dayıya, dayı enişteye, enişte bilmem neye muhabbeti. Maalesef. Ha, ilkleri yapan bir insan. Günümüz medyasına baktığında, ekranlarda dolaştığında replikam onlarca insan görüyorsun. Ne hissettiriyor sana? Ya şöyle bir şey, zaten reality show'da bak kimse kusura bakmasın, kadın benim için megaloman demesinler ama gerçek seyirci bilir ki bugün AMİP gibi bölünerek çoğalan tek program Kadının Sesidir.
Kadının Sesi programında cinayetler vardı. Kadının Sesi programında ihanetler vardı, çocuklar vardı, katiller vardı, birleştirme vardı. Ve ben o kadar program şey oldu ki, yani ağlamaklı oldu ki dedim ki bir araya da şu evlilik programı koyayım dedim. Vay anasına sayın seyirciler ya. Programı bitirdim, herkes evlilik programı yaptı. Şimdi bu formatlar, bakma ben eğer Amerika'da olsaydım şu anda milyon dolarların sahibiydim. Çünkü o Türkiye'nin Oprah'ı olacaktı tabii, yani. Format olarak para ödemek evet. zorundalar. Ama Türkiye'de hani kopyala yapıştır sistemi olduğu için bakma ben gittim. Avukatlar tuttum, mahkemelere gittim. Danıştay 11. Ceza Mahkemesi'ne kadar geldi bu Kadının Sesi formatı ve evlilik formatları. Ama ondan sonra biliyorsun basın karıştı, yargı karıştı bazı nedenlerden dolayı ve iş çıkmadı. Ve herkes bundan nemalanıyor. Şey yok, herkes aynı elbiseyi giymiş gibi. Hani vardır ya Çin'de eskiden öyleymiş, herkes aynı işçi tulumuyla gezermiş. Şimdi herkes aynı o tulumla dolaşıyor. Herkes birbirine benziyor. Kimsenin farkı yok birbirine. Peki mesela şu an bir televizyon kanalında Aslı Yünel sabah haberlerini okuyor. Yeşim Salkın Gece Kuşağı haberlerini yorumluyor falan. Evet. Ne hissettiriyor sana? Yani kötü hissettiriyor. Ya da şöyle diyor, vay canına ne kadar yetim. Ya da albüm yapmayı düşünüyor musun evet, artık? Gazeteciler ve televizyoncular artık şarkıcılık yapacak biliyorsun yakında. Yakında öyle yapacak da bu Türkiye'ye mahsus bir şey. Yani işsiz kalırsanız bunu yaparsınız. Bak ikisi de arkadaşım, ikisini de çok seviyorum. Ben de seviyorum ama, eşimi. Yani hayatımda yaptım, yani, hayatımda yaptım. Ama yaptım. Yani evet. Ne yapıyorsunuz kendinize evet. diye düşünüyorum evet, yani evet. bazen. Ama talep varsa insanlar şarkı söyleyemiyorlar. Eski popülaritesi yok. Ben şunu söylüyorum. Eski haber sunucuların kırpıp kırpıp reality showcu yaptılar. Yani baktığın zaman çoğu haber okuyan spiker insanlardı. Yasemin biraz da şey olabilir mi? Yüreğimi biliyorsun. Sana hani kabalık yapmayacağını biliyorsun. Yok, ancak maddi olarak güçlü bir ailenin bireyi olmak sana medya maymunluğu yaptırtmadı. Olduğu kadarıyla, olduğu yere kadarla yetindin ve saygınlığını korudun. Eğer ki sürekli çalışmak zorunda kalan, ayakta kalmak zorunda kalan bir kadın olarak medyada olsaydın farklı farklı şimdi eleştirdiğimiz insanların ama eleştirdiğimiz insanlar asla maddi sorunla, Yeşim Salkın mı maddi sorunu var affedersin yani. Dünyanın en zengin adamlarıyla birlikte olmuş, evlenmiş, ayrılmış. Ben Yeşim'in mücevherlerini gördüğümde ağzım açık kalmıştı. Yani Yeşim Salkın bence şarkı söylemeli. Ya da dizi oyuncu musun onu yapmadı. Yeşim için konuşmuyorum ben. Genelde konuşuyorum. Amerika'da senin bunu yapıyorlar. Senin için bu buydu ama değil mi? Tabii tabii canım. Benim işim bu. Ben neden diyordum taviz vermem? Çünkü ben program yaptıktan sonra çıkıp türkü söylemiyorum. Şarkı söylemiyorum. Dansözlük yapmıyorum. Dizide oynamıyorum ki oynamayı çok isterim. Şimdiki aklım ona doğru gidiyor. Böyle birikimlerimle seviyorum oyunculuğu da. Yapmıyorum. Yani o zaman ne oluyor? Aslında bir kavram olmasın entrikacı bir kadın falan şöyle değil mi? Vallahi düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir iki teklif geldi, oynadım, çok da beğendiler. Konuk oyuncu olarak oynamıştım yıllar önce ama günlük yayın yaptığınız zaman özellikle gündüz kuşağında olmuyor. Ama şimdi çok rahatım. Teklifler açığım. Peki Yasemin'in penceresi niye öyle çat diye 4,5 senede bitti? Çünkü o şey bitti, star bitti. O dönemde star bitti artık. Ne yapalım ki? Koskoca format, kült bir format. Hani kapısını açıp göğüsleyecek olan bir tane yok, babayı çıkmadı mı? Yok artık. Hani yeniden yapılanma açısından mı söylüyorsun? Mesela. Vallahi şimdi olabilir ama Gökay. Artık o irdelenecek hayatlar fazlalaştı. Fazlalaştı aynen. Şimdi olabilir. Kota doldu. Evet, artık bir 4 sene daha yürüyecek kadar evet, malzeme var. Var. Tamam doğru. İşte bu olay bu. Olay bu. Yani Yasemin'in penceresi tadında olması gerektiği yere kadar devam eden, aynen, hiç. Zirvede de bitmesi gereken aynen. bir formattı ve içinde sinesine mi bitirdin? Tabii tabii çok çok içime sindi. Ondan sonra yani kimseyi küçümsemiyorum ama böyle alta doğru menajerler aradı, bizim şunu da çıkarın, bizim bunu da çıkarın, şöyle de yapın, böyle de yapın diye. Olmaz. Mesela şimdi diyorsun Zerrin Özen olayı mesela. Daha çok korkunç yani bir olay. Tarihe damgasını vuran bana korkunç, göre. Evet, evet korkunç bir olay o. Televizyona yapıştığımı hatırlıyorum mesela Zerrin Özen'i izlerken. Ben neredeyse masaya yapışıyordum ve şu geldi aklıma. Yasemin bu canlı yayın ona göre hareket. Canlı yayın değil aslında. Yani bu canlı yayın gibi düşün. Öyle hareket et diyordum. Canlı yayında olabilirim. Çünkü diyor işte o abi bildiğim insan bana tecavüz etti falan filan. Ne diyor bu dedim. Acaba kulaklarım yanlış diyor. Tülay da ablası dışarıda stüdyo kapılarını açıp içeri girdi. Ne oluyor diyorum ya. Baskın var herhalde. Bağırıyor üzerine sen nasıl böyle konuşuyorsun falan diye.
programı çekiyorlar. Ben biliyorum tabii çektiklerini de ama genel format bitti. Zerrin ağlıyor işte, sonra durduk makyajını falan işte anlatmışımdır birkaç kere. Arabaya binerken şey demişti, yani ben bu formatta bu itirafımı kabul etmezlerse yani kendi canıma kıyarım falan demişti. Ama geçen gün şöyle bir laf etmiş, onu da Zerrin'i hiç çakıştıramadım. Köpekler eski şeyleri, eşeler, deşeler çöpü diye. İnsanlar eskilerle vardır. Eğer sizin geçmişiniz yoksa siz de yoksunuz. Siz yoksunuz, siz sıfırsınız. Sizi geçmişte yaşadıklarınız bugünlere getirir. Yani düşünsene, ben bugün şimdi yeni geldim karşına, oldu canım. Geçmişim yok, böyle bir şey olamaz. Geçmiş artısıyla, eksisiyle, iyisiyle, kötüsüyle, hüznüyle, yanlışıyla. Hayatta yanlış olmayan insan ottur. Hepimizin yanlışı var. Bir yanda insanların bu itirafları, işte mektuplar, bazen girmemen gereken bahçeler, hep düşündüm, acaba tehdit aldı mı, acaba korkuttular mı, vazgeçirmeye çalıştılar mı, sen benim kim olduğumu biliyor musun muhabbeti falan, hani o tarz şeyler. Evet. Hep sormak istemişimdir bunları. Şöyle bir şey oldu, onu söyleyeyim. Biz Ali Şen'in programını çağırdık, Yasemin Pencöz. Çünkü o dönem Fenerbahçe şampiyondu galiba. Ve öyle bir şey geldi ki, tabii ben futbolun hiç anlamam, onu da söyleyeyim. O dönem Fenerbahçe'nin 11'i stüdyoya geldi. Böyle bir şey olmuş mudur bilmiyorum. Hayatta olması herhalde. Hepsi de birbirine ünlü konuklar. Ve Ali Şen'in hayatını yapıyoruz. Ben de Ali Şen'e şey sormuş. İşte bir uyuşturucu olayı varmış Ali Şen'in. Öyle bir şey çıkmış. Bir haber çıkmış yani gazetelerde. Onu sordum. Ali Şen biraz yutkundu, mutkundu. Sonra yanıt verdi buna. Bir yanıt verdi yani. Hatırlamıyorum tabii yanıtı. Aradan böyle bir hafta falan geçti. Bir telefon bana. Yasemin Hanım, evet işte başkanımızın selam var. Sağ olun, aleyküm selam. O benim çıkabilir mi acaba? Dedim, çıkamaz. Yani bu bir çıkarmak benim elimde değil. Yani öyle bu şey kumaş değil. Şuradan keseyim de olmaz, bunun montajı var, sözü var, bakışı var. Çıkaramayız dedim. Böyle bir hafif böyle bir sulandırıcı bir laf edip telefonu kapattı. Tabii sonra bir şey olmadı. Biz programı verdik, yayınladık, geçti gitti. Ama çelik gibi de irade lazım ya. Gerçekten yani. O yaptığın yayının, sorduğun sorunun, aldığın özellikle cevabın arkasına durabilmek. Tabii duracaksın. Ama durmazsan zaten. Şimdi ben şöyle yapıyordum. Hiç kimsenin hayatını rencide edecek, onu küçük düşürecek bir şey söylemiyordum. Mesela Mehmet Ali Erbil'in hayatını yaptık. Ki Mehmet Ali bu şeyleri çok son derece anlayışlı bir insandır. Yeniköy'de oturuyormuş. Yeniköy'deki minibüslerde muavinlik yapıyormuş. Olabilir. Ha dediler ki bunu söylemesen olmaz. Tamam söylemeyeyim dedim. Ne var bunda yani? Bir Yeniköy'deki minibüslerde muavinlik yapmak. Onu bir de alkışlatır ya. Çocuk parası kazanıyormuş diye. Ne varsa aman dediler, ne olur bunu çıkarın. Tamam dedik yani. Çok önemli bir şey değil ki benim için. Çıkardık. Yani bazen sizin önemsediğiniz bir şey onları önemsemiyor. Onları önemsediğinde siz ne var bunda diyorsunuz. Tamam, saygı duyuyorum. Program başlamadan önce şöyle diyordum ben Gökay. Lütfen bana güvenin. Beraber bu suya gireceğiz ve ben sizi boğulmadan karşıya geçireceğim. Hiç merak etmeyin. Ne ailenizle, ne kişiselliğinizle, ne mesleğinizle ilgili sizi rencide edecek hiçbir şey olmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Ama yaşadıklarınız sizindir. Şeyi çok enteresan buluyorum ben. Mesela bir insanla ilk başta röportaj yapıyor olmak lazım. O insanın hayatının kesişim noktaları, kırılma noktaları, inişleri, çıkışları, yarası, beresi nerede? O insanla bir yüz yüze istişare ettikten sonra işte ilkokul öğretmenini mi bulacağım, eski sevgilisini mi bulacağım, onu mu getireceğim, bunu mu getireceğim, bulursun. Öyle bir ön tabii, çalışma tabii, yapıyor tabii, muydunuz? Tabii, kesinlikle yapıyordum. Tabii canım, tabii önceden... Yoksa hani yok, nereden bileceğiz biz? Bilemezsin biz, çünkü. Şimdi bana diyor ki işte A okulunda okudum, çok yakın arkadaşlarım bir tanesi Ahmet diyor. Aradan Hülya Avşar'ın... Ortancasıyla konuşmanın sebebi de buydu. Tabii tabii tabii. Hülya'nın hayatını sana o anlattı. Tabii. Notlarını sen aldın. Aynen. Ha, iskeleti bu şekilde oluşturmam tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Aa, tabii, tabii, tabii. Her zaman öyledir. Yani ama Zerrin Özer mesela söylememişti, ben size onu itiraf edeceğim dememişti. O kendine kurmuş. Hani nasıl bir formatta yapayım ki Türkiye bunu duysun, ben de bu lekeden kurtulayım diye. Önceden konuşuyorduk ve diyorduk ki yani bize güvenin. Çünkü şöyle bir şey, şimdi senin programını yapsak bileceksin ki hayatta tanıdığın 50 tane insan var.
Bu 50 insandan 10 tanesi gelecek. Senin merakın şu, hangi 10 tanesi gelecek? Ve ne anlatacaklar? Tabii. Bütün heyecan o. Ne anlatacaklar benim için? Senin unuttuğun o kadar çok şey olabilir ki hayatta. Ya da sana önemsiz gelen o dönemde ama ona önemli gelen çok şey olabilir. Herhalde bir de insanlarla da konuşup zincirleme farklı farklı şeyler tabii, de tabii, bulabiliyorsunuz. Tabii mesela Özcan Deniz'in hayatını yaparken Özcan Deniz işte ailesi çok fakirmiş falan Almanya'ya gitmiş. Ama demiş ben Almanya'da işçi olmayacağım ben şarkıcı olacağım demiş. Ve orada bir kadına sığınıyor. Kadın bunu evine alıyor, kabul ediyor. Aralarında bir ilişki başlıyor. Biz bu kadını Almanya'da bulduk. Filmi çekilen Firuze muhabbeti. Bilmiyorum. Belki de oydu. Öyle söylediler ama bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü var öyle bir şey. Evet, evet. Kadını getirdik. Türkiye'ye getirdik. Yani bizim bulmamız önemli değil. Kadın gelmeyebilirdi. Aradan geçmiş bunca yıl Özcan Deniz'e niye tekrar anılayım diyebilir. Ya da anılayım kendime bir prim yapayım da diyebilir. İkisi de normal. Getirdik. Ve Özcan çok şaşırdı. Ama kadın tabii bize anlattı kadının ekranda. Anlatmadı. Hani tamam mütevazı davrandı. Özcan dedi ki evet, ben orada işsizken parasızken bana evini açtı, kalbini açtı ve bana çok yardımlar oldu dedi. Herhalde sonra o da mutlaka yardım etmiştir diye düşünüyorum. O format ama Yasemin Bozkurt, gazeteci Yasemin Bozkurt olarak tanındıktan sonra evet. Ancak yapılabilir bir formattı. Ben o kadar gencecik çok... gazeteci... Çitlenmiş Yasemin'in altından kalkabileceği bir format değildi değil mi? Şöyle bir şey söylüyorum. Zaten ben Yasemin Penceresi'ni yaptığımda yani 20'li yaşların sonuna doğru gidiyorum. Değil mi? Tabii. Ama 20 yaşında olsaydım yapılmazdı. Çünkü güven yok. Bak ben şöyle söyleyeyim. Bir başka yücüde çalıştım. İlk bazen veriyorlar. Ay görüyorum kendime katılarak gülüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi rahmetli Sabim Değer verdi yönetmen. Ben gittim. 48 kiloyum. Bu arada incecik uzun bir surat, böyle upuzun saçlar. Dedi ki, kızım bu ne? Sen dedi ilkokuldaki gibi benziyorsun. Gören de şimdi kilolusun zannedecek Yasemin Allah aşkına. Hayır hayır ama görünüşüm yaşımdan çok küçük. Dediler ki inandırıcılığın olmaz. Sen git farklı ol. Ne yaparsın? Ben bu siyah saç, o zaman siyah saçlarım, kızıla boyadım. Perma yaptırdım bak. Yüz şu kadarcık, kafa bu kadarcık. Yeminle sana niye? Sanki kafam büyürse yüzüm büyük göstereceğim gibi. Ay bu videoları veriyorlar şimdi karnımı tutuyorum gülmekten. Bana benzemeyen bir ben. Çünkü hani derler ya şey olmak, sade olmak yıllarımı aldı diye. Hakikaten yıllar içinde neyi yapacağız? Hakikaten sade olmak yıllarımı bak, aldı. Tabii öyle oldu çünkü ilk baş bak diyor bak şöyle bir surat ve böyle bir saç yok ay. Kızıl ve perma yaptırmışım niye? Çünkü büyük durayım da inansınlar diye. Annemin kıyafetleri gibi böyle etekler, ceketler, ne olacak bir tişört, bir bluz giy ya. 20'li yaşlardasın, ne oluyorsun? İlk Yasemin'in penceresinden, öncesinden söz ediyorum. Yasemin penceresine bakıyorum, bir dönem gene öyle olmuşum. Aman küçük durmayayım ya. Ekranda küçük durmamak için kendim büyük gösteriyordum ve bana yapılan en büyük, en müthiş eleştiri de şuydu. Sokakta yürüyorum, işte meşhur olmuşum böyle insanlar şöyle dönüp dönüp bakıyorlar ya, o dönemler vardı. Kadının biri geldi, merhaba dedi, merhaba dedim. Siz dedi, Yasemin Bozkurt sizin ablanız mı dedi. Ya öyle mi duruyormuşum hani ki? Bir taraftan bakarsan yani. Ama aslında itiraf. Bana itiraf, iltifat. Ama oradaki görüntüme de çok güzel bir kondurma yapıyor. Tabii. Yani senle bu kadın arasında diyor bir abla kardeş farkı var diyor. Doğruydu, hakikaten. Ben böyle blücünü giyip saçlarım uzun, makyajsız çıkıyorum. Ama orada böyle afralı tafralı saçlar. Kocaman bir kadın, böyle şeyler, kıyafetler, boncuklar, incikler, oradan bir şey sarkıyor. Çok gülüyorum kıyafetlerime baktığım zaman. Neler yaşandı. Gelelim tekrar üniversite dönemine. Birinci sınıf tanıştınız, evlendiniz. Anne, hemen akabinde anne oldun mu? Bir yıl sonra. Evet. Sen üniversiteyi okurken de aynı zamanda sarılasın kartın. Üniversitede de karnı burnunda, sonra evet. Son sınıfta anne artık. Evet, şimdi şöyle hamilenin şöyle bir avantajı oldu. Her dersen geçirdiler. Nasıl bildin? Karnım burnum da böyle. Abi de ders mi çalışacağım hocam diye. Asistanlar geliyor. Hatta bir tane... Hiç anlayayım ben diye. Bir tane şey vardı, bir ders vardı. Hocamız da çok şeker bir hoca. Beni bırakmış.
Beni bırakmış, kalmış. Allah'ım, dedim ki hoca hangi okula gidiyor? Dediler teknik üniversitede ders veriyor. Ben gidersin teknik üniversiteye, Maçka'ya. Buldum hocayı. Hocam böyle böyle, hocam dedim ya. Benim midem bulanıyor dedim. Ben çalışamıyorum ders. Yani çalıştığım kadar da bu kadar. Ne olur dedim, bir kere daha bakın, belki unuttunuz bir şey, demiyorum notumu değiştir. Unuttuğunuz bir şey vardır, hani buçuklu muçuklu. Tamam tamam, hadi git bakalım sen. Geçirdi. Diplomada çocuklara borçlusun yani. Çocuklara borçlusun. Yok o kadar da değil ama yani birkaç dersten sıyırdım. Doğru söyleyeyim şimdi. Birkaç dersten hamilelik uğruna sıyırdım. Ay Allah. Pekala, sonrasında gazetecilik baya en iyi konu devam etti. Ve senin lisansla birlikte yurt dışına gitme, ıvır zıvır vesaire, kariyer planlama hepsi kaldı. Bambaşka bir rota. Evet evet. Ama pişman mısın peki? Ha değilim, çünkü o zaman bunları yapamazdım Gökay. Eğer ben yurt dışına gitseydim mutlaka belki oradan kalacaktım, gittirdim. Amerika'ya gidecektim. Ha belki Amerika'da gene kafama koyduğum televizyoncuk işini yapacaktım. Bugün ne veriyorsunuz? 2 milyon dolar. Yok canım, o kadara çalışmam falan diyecektim. Çünkü Amerika'da öyle biliyorsun. Bilmiyorum, hayat mı gibi getirdi? Ben mi hayatımı bu tarafa doğru çevirdim onu bilmiyorum. Ama pişman mısın dediklerine hayır, pişman değilim diyorum. Değilim, yapacak. Onu düşünmüştüm. Yani 9 yaşında bir kız çocuğu olarak gazeteci olacağım. Sonra ben televizyon muhabiriydim televizyona geçmeden önce. Yani televizyona gidip röportajlar yapıyordum. Ve bir gün dedim ki ya niye ben bunları yapmıyorum? Yapanların benden neye eksik? Birkaç kere o zaman TRT'de ve Star vardı. Bir de Show yeni kurulmuştu. Gittim baktım, bir için önemsemediler beni. Hiç. Hiç önemsemedim. Gazetede yaptığım bu röportajları televizyona niye taşımayayım? Niye taşımayayım dedim. Hiç önemsemediler. Sonra o zaman bir başka yüce program vardı. 93-94'lerde TRT'nin içinde işte biliyorsun. Tabii. Oraya gideyim dedim. Yani küçükten gireyim. Madem bana bir program format vermiyorlar, bir küçükten gireyim dedim. Benim hayatım çok önemlidir Türker İnanoğlu. Onun karşısına geçtim. Türker Bey böyle böyle dedim. Ve sıradan bir insan olarak randevu aldım biliyor musun? Şimdi diyorlar ki torpil yapalım, kimi tanıyorsun? O dönem öyle bir şey yoktu. Vardı da ya da ben denemedim. Açtım, hiç tanımıyorum gazeteci olarak. Dedim ki Türker Bey'den rica ediyorum, kendisi bir format getireceğim. Bana bir randevu talep eder misiniz? Dedim. Dora diye bir asistanı vardı onun. Yani bir hafta telefonda böyle zıplıyordum, acaba geldi mi, bana çağıracaklar mı diye. Bir hafta sonra gittim. Türker'in karşısına gittiğimde 52 haftalık programla gittim. Yani öyle gideceksin ki sana inansın adam. Yani Türker İnanoğlu bu. Pardon. Dedim ki efendim ben bir başka gece içinde ufak bir format yapmak istiyorum. 10 dakikalık bir bölüm. O arada da öyle 10 dakikalık bölümler var orada. Aziz Üstel de yapıyordu. Aziz Üstel çıkmıştı. Gördüm onu, dedim birisini almadan ben koşayım. Yani bir de böyle göstermişliğim var. Neyse adam dedi ne yapacaksın dedi. Efendim bunları yapacağım işte dedim. Adı dedim Kadının Sesi olacak dedim. Ha pardon, Kadının Penceresi olacak dedim. Ne bunlar dedi, bunların hepsini çıkaracağım mı dedi. Hepsini çıkaracağım efendim dedi. Sana dedi 5 program avans veriyorum dedi. 5 program yaptın, yapmadın, bir daha buraya girmedi. Böyle net yani. Ay 5. programdan sonra bana diyor, herkes arıyor, nereden buldun bu kızı? O zaman tabii meşhur değilim ki, sıradan bir küçük gazeteci. Nereden buldun bu kızı? Dede söyledi bunu. O zaman dedim zam yapın lütfen dedim. Var ya, çok gülmüştü. Orada 3-4 yıl çalıştım yalnız. Türker Bey şöyledir. Seni severse bırakmak da istemez. 96'ya kadar çalıştım. 96'da artık böyle diyorum ki artık kendi formatımı yapayım ya. Ben artık sığdım sığamıyorum. Dedim ki ben Star'a gittim o zaman. Star'a işte Yasemin Penceresi'ni söyledim. Tamam falan dediler. Onlar işte inanmadı ama herkes inanmadı ama o zaman bir şey vardı. Çok kanal yok ya bu kadar. Bir deneyelim ya, ne olacak? Ne olacak yani, olmazsa buruşturup atarız mantığı var. O Star'a gideceğim deyince bana Türker Bey çok daraldı, yıllarca da konuşmadı bırakıyorum diye. Ama ben de ona şöyle demiştim, ya efendim siz çok az para veriyorsunuz ama benim çoluğum çocuğum var. Yani ben dansöz değilim, şarkıcı değilim, oyuncu değilim ki gidip bundan sonra bu işlerden para kazanayım dedim. Böyle gayet hani masumane. Çıktım gittim ama bana çok kızdı. Sonra bir yerde şey yaptık yani, barıştığımızı düşünüyorum. Merhaba nasılsın, iyiyim, sen nasılsın falan yaptı. Ne enteresan ya. Hayat nereden nereye? Ama işte hayat şu. Kapı çalacaksın. Artık hele bu devirde tamamen kapıdan gireceksin, bacadan çıkacaksın, pencereden atlayacaksın. Hani 90'lar o kadar da değildi. Gene insana ihtiyaç vardı. Şimdi o kadar çok insan var ki kimseye ihtiyaç yok. Hani ben evde oturayım, ben de çok yetenekliyim ya, birisi beni keşfetsin. Böyle bir dünya yok. Sen o kapıyı
çalmaktan, o kapıyı zorlamaktan, o kapıyı itip açmaktan hiçbir zaman geri durmadın yani. Hiç durmadım. Reddedildim, hayır da dendim, formatımı aldılar, tamam dediler, başkasına yaptırdılar. Ben böyle şeyler de yaşadım. Şaka yapıyorsun. Tabii canım. Ben böyle şeyler... Verdiğin formatı ekranda başkası gördüm. Gördüm. İki tane böyle olayım var yani. Bu ne ya? Benim formata benziyor. Baktım benimki neredeyse. Çünkü neden neredeyse koyduğum isimler, onların tanımalarına imkan yok. Bir sabah programıydı. Eskiden vardı ya böyle sabah kuşakları. Yani ama yılmamak gerekir. Bazen gidiyorum üniversiteye. Esra Ceyhan'ların döneminden bahsediyoruz. Yok canım, Esra Ceyhan. Benle başlamıştı Esra Ceyhan. O kadar şey değil. Yok değil. Esra Ceyhan ben... vardık ekranda, şey vardı, sonra Nikhet Duru vardı şovda, sonra Gülben Ergen geldi. Yani biz böyle kadın kuşağı yapanlar o anlamdaydık. Benimki bambaşka bir formattı. Sabah kuşağı dersem yani hani 7'de başlayıp 9'a kadar devam eden bir sabah kuşakları vardı ya. Anladım. Haber var, magazin var, fal var falan. O tür bir şeydi. Alışıyorsunuz. Önemli olan bundan yılmamak. Bir de şöyle diyorum, bay canım bak ne akıllıyım ya. Benim formatımı beğenmişler, yapmışlar. Olsun, ben bir tane daha üretirim. Ben vallahi kendimi yerden yere atarım. Atsam şimdi atarım Gökay. Bütün benim format, kadının sesi bölündü, parçalandı, Amif gibi herkes yapıyor. Herkes milyonlar kazanıyor. Taşıyorlar mı sence peki senden? Hadi o bayrağı izin almadan aldılar. Tabii. Peki taşıyabiliyorlar bayrak da yok mı? Yani bayrak diye bir şey yok. Ben niye yaparken vereyim yani? Bayrak diye bir şey yok ki. Yani bu işte emekliliği yani. Var. Bayrak doğru niye olsun ki? Doğru, ben yapıyordum. Amerika'ya gittim. Amerika'ya gitmemden istifa ederek bu kadının formatını biz alalım, boşta kaldı dediler. Ve aldılar. Amerika'ya ne için gittin? Ya o zaman işte böyle bir şey alalım, bir bakayım gideyim. Hollywood'a gittim. Ben öyle şeyi çok severim. Walt Disney Production'a gittim. Onlar bambaşka bir yer. Yani kendine yatırım yapmazsan kimse sana ne dedi. Yasemin'in penceresi bittikten sonra önce. Gidin. Öncesi. Öncesinde gittim. Amerika'da talk show'ları izledim. Reality show'lara girdim. Çünkü orada sizi prezente ediyorlar. Türkiye'nin en önemli kadın programcıdan biri dedikleri zaman. Onlar stüdyolarını açıyorlar sizi. Öyle kolay değil Amerika'da iş yapma. Kaç tane böyle deneme yayınlarından geçerek ekrana geliyorsunuz. Bizim gibi kaşım gözüm. Ben eski spikerdim. Ben iki kere anons yaptım. Böyle bir şey yok. Yani bayağı ciddi ciddi. İşin memmana gidip orada her şeyi görüp. Tabii. Yani ondan sonra. Orada kendime yatırım yaptım. Eğer ben bir şey yapacaksam ve bunun tutması için ne yapabilirim diye. Orada arkadaşlarım da vardı. Gel Yasemin, Hollywood bizim elimizde dediler. Los Angeles'a gittim. İki kere gittim üstelik. Orada işte dediğim gibi Walt Disney Production'ın stüdyolarına gittim. Hatta bir tane dediler ki gel seni bir deneme yayına çıkaralım. Gökay işte hayat bu. Keşke dediğim şu, keşke ben 20 yaşında Amerika'ya gitseydim. Yani şu anda hakikaten dünyaca ünlü olurdum. Başka çarem yok çünkü Amerika'da. Gittim. Bu yer kadar bir stüdyo düşün. Böyle seyircilere oturmuş. 3-4 tane de jüri gibi bir şey var. Sordum arkadaşıma ne bu dedim. Şimdi dediler ki bir haber spikeri. Bizimkiler duysunlar nasıl olunuyormuş diye. Şimdi haberden çıkıyor pat program yapıyor. Bir haber spikeri. Haberden çıkmış. Reality show yapmak istiyormuş. Ama dediler... Tamam haberde çok iyisin ama bakalım reality show'da iyi misin? Deneme filmi çekeceklermiş kadını. Vay anasını. Yani şimdi burada bir liste söylesen ne bana hakaret mi ediyorsun? Ben prompterdan okuyordum güzelce derler. Ben de oturdum bir köşeyi izliyorum. Programın konusu şu. Estetik operasyonlar insanları ne kadar etkiliyor? Orada oturanlardan ikisi doktormuş, estetik doktor. Diğer ikisi estetik operasyonlar geçirmiş insanlarmış. Şurada da bir jüri var. Böyle kameralar, spotlar, her şey. Program başladı. Kapı açıldı, bir kadın girdi. Bu ne dedim ya? Böyle bir güzel kadın görmedim ben hayatımda. Okyanus mavisi, mavi gözler, sarışın, blücen giymiş, beyaz bir tişört. Bir kadın girdi. Bu sunucu yani, bu ünlü haber spikeri bu. Şimdi reality yapacak. Ondan sonra işte kadın soruyor orada estetik geçirmiştir anlatıyor. Estetik gerekli midir, kimi gerekliyor, kimi gereksiz diyor, kim ben burnumu yaptırdım. Yani böyle bir genel bla bla dönüyor. Ondan sonra... Fakat şimdi kadına bakıyorum çok güzel de kadının hep sol elini kullanıyor kadın. Yani dikkatimi çekiyor. Hep sol elini kullanıyor. Sağa şöyle duruyor. Programın sonuna geldik artık. Tabii çoğunu da anlamıyorsa o kadar hızlı İngilizce konuşuyorlar. Mümkün değil anlaman. Yani irticalen de konuştuklarını düşünebiliyorsun. Kadın sonunda döndü kameraya dedi ki evet isteyen estetik yaptırabilir. Ama isteyen benim gibi doğal dolaşabilir dedi. Şak dedi. Takma kolu çıkarıp attı. Meğerse kadının kolu kesilmiş. Şaka yapıyorsun. Ya böyle bir son olabilir mi?
bundan daha vurucu bir program olabilir mi? Amerika böyle çalışıyor. Bizimkiler gibi o. Bizimkiler. Lay lay lay. Kocan seni ne yaptı? Çocuğun ne zamandır görmüyorsun? Ah bacım gacım. Böyle bir şey yok ya. Bir tanesi Edirne'nin dışında program yapamaz. Bunların hepsinin bir tanesi. Ve ben hayretler içinde kaldım. Ya kadın o kadar güzel işte dedi. Ne yaparsanız yapın dedi. Sağ elinde dirsekten kesikmiş bir kaza geçirmiş. Ve takma kol kullanıyor. Düşünebiliyor musun? Ya niye Oprah Winfrey oldu? Kendisi çünkü. Oprah Winfrey tarzı program yapıyorum. Böyle bir tarz yok. O kadının kendisi. Kendisi sen olamayacağına göre sen onu yapamıyorsun demektir. Yani eleştiri açıdan baktığımda Türkiye yani uydur kaydır yuttur ülkesi. Ama sonra neyse kadın tabii alkışlandı falan. Benim çok ben böyle dehşete düştüm. Nasıl bir reality gerçekliliği diye. Sonra arkadaşıma telefon ettim Türkiye'ye döndükten sonra. Kadını beğenmemişler. Ve reality show da vermemişler. Nasıl? Allah Allah. Kim bilir başka ne aradılar kadını? Evet. Belki konuşması akıcı bulmadılar. Belki yorumlarını iyi bu görmediler. Bilemiyorsun ki. Amerika'da yani bir ton pirinç içinde bir tane taş arıyorlar. Biz de öyle değil ki. İşte efendim daha önce muhabirlik yaptı. Tabii buyursun gelsin. Daha önce haber spikeri. Kırpalım yap. Yaptığımız işin bizler hani bayrak devir teslimi demiyoruz da hani sizlerden televizyonculuğu öğrenmiş olan nesil biz ki artık işin bu kadar artık yavan kaldığını layığıyla yapılmadığını düşünebiliyorsak sizlerin ruhu yüreği herhalde sızlıyor olması lazım. Yani. Tabii çünkü neden işte söylüyorum ben niye Amerika'ya gideyim ki niye cebimden bir sürü paralar vereyim ki bu işin merkezi Los Angeles'a niye gideyim? Niye gideyim söyle. Eğer iyi bir doktor olmak istiyorsan gideceksin bir dışarıyı göreceksin. Öyle değil mi? Mesleğinde ilerleme kaydetmek istiyorsan insanlar ne yapıyor bulacaksın. Ve ben de gittim. Orada iki kere gittim. Birer aydan iki ay kalarak bu stüdyolara girip reality şovları izledim. Orada seyirci de alıyorlar bazen. Ya da işte hanımefendi Ankara'dan, İstanbul'dan, şu Türkiye'den geldi bu işi yapıyor dersen buyursun diyorlar gayet nazik bir şekilde. Gittim ve onların mantalitesine baktım. Ondan sonra işte Yasemin Pencers bu kadar patladı. Niye patladı? Kravatları kestim. Değil mi? O kadın kolunu çıkardı. Ben böyle hayretler içinde kaldım. Dedim ki ben de bir şey yapmadım. Evet ya böyle cart diye kravatı kesiyordum doğru. Evet yüreğim sızlıyordu. Niye? Onları saklıyor musun onları? Tabii canım. Birçoğunu saklıyorum. Hepsini değil mi? Birçoğunu saklıyorum. Programın arşivleri vesaire. Tabii, onları korumaya aldırdın tabii, mı tabii, peki? Tabii. Şimdi YouTube kanalı yapacağım yakında. Yasemin Penceresi ile ilgili. Çok özel bölümleri YouTube atacağım. Bence baştan sona hepsini koyman lazım. Öyle mi diyorsun? Bakalım. Öyle düşündüğüm oluyor. Bazen böyle yapayım diyorum. Sil baştan otur izlenir. Yani heder etme. Öyle. 10'ar dakika, 15'ar dakikalık. Yani o çünkü başlasın ve bitmesin dediğimiz bir formattı. Doğru. Bölümlerde. Aslında doğru. Düşünmek bana lazım. Bana göre öyle. Düşünmek lazım. Bana haklı olabilirsin. Bana göre öyle. Naçizane bir fikir. Ne demek rica ediyorum. Ve ne olur ve ne olur. Öyle bir imkan gelirse eğer. Yapacağım. Artık günümüz kişileri de artık. Kota doldu. Tabii. Görüşmediğim ama mutlaka hayatın irdelenmesi gerektiğine inandığım isimler, günümüzde çok sevdiğimiz isimler, yeni arkadaşlarımız tabii vesaire. Çok. Gerçekten çok güzel malzeme diyeceğim. İzleyicilerimiz yalnız anlamazlar. Yani, bizim için olmalar isim, malzeme evet, çünkü isim ve malzeme. İsim çok buluştu ve o dönemde bak şimdi 40'lı yaşlarında olan o dönemde işte ya konservatu bitirmiş ya yeni tıfıl tıfıl oyunculuk yapanların tek amacı vardı bir ünlü olup Yasemin Penceresi'ne çıkmak. Geçen ya diyorum o 17-18 yaşındaydım ben istiyordum. Yani düşün. Ezgi Mola geçen gün çok güzel bir şey söylemiş hatta aldım ben onu bir programa çıkarmışlar böyle işte soru sorarsa o da demiş ki ya Yasemin Penceresi gibi yaptınız demiş. Tabii. Ne güzel bir şey değil tabii. Mi Yasemin Penceresi gibi yaptınız ya yani o aslında bir artık marka oluştu. Şimdi bana mesela Yasemin Bozkurt desem bazen anlamayabiliyorlar. Yasemin Penceresi dediniz. Ha diyorlar. Yani ismim Yasemin soyadım Pencer oldu. Gerçekten. Anne olmak ne değiştirdi hayatında? Beraber büyüdünüz adeta. Tabii. Bir de tabii şöyle bir şey. Yani bunu söylemek ayıp ama ilk zamanlarda inanmıyorlardı çocuğum olduğunu. Eşinizin ilk eşine falan diyorlar. Eşim çok kızıyordu. Yaş farkı var mı aranızda? Birazcık var. Şimdi şöyle bir şey. 3 yaşındaydı. Oğlum 3 yaşındaydı. Doktora götürdüm.
veya 3,5 yaşında öksürüyor. Ben de o zaman gazeteciyim, gazeteye gideceğim acil, sabahleyin doktora götürdüm. Kapıyı açınca buyurun dedi. Dedim ki doktorum biraz öksürüyor dedim. Ablası mı oluyorsunuz dedi. Bizim bıdık ne? Annesi, annesi. Nasıl hoşuma gitti Gökay, düşünebiliyor musun? Tabii. Annesi, annesi. Annesi, annesi değil mi? Evet, çocuklar dünyayı bakışınızı değiştiriyorlar. Sıcaklık veriyorlar, yaşama hormonu onlar. En büyük korkun ne? En büyük korkumu söylemem tabii ki. Niye? Öyle. Sevdiklerini kaybetmek. Ya yani en büyük korkumu söylemeyeyim. Peki. Hüsnü daha nasıl gidebilirim diye şey yapıyorum. Yani gidemez. Ben çok profesyonelim, gidemez. Biliyorum, farkındayım. Bir de çekiniyorum şimdi yok, yani. Yok estağfurullah. Elinin tam tersindeyim şu an. Aşk olsa öyle şey olur mu? Yani evet. İnsanların, herkesin korkusu vardır. Önemli olan onunla yaşamı her zaman denk düşürmemek. Yani insan korkularıyla yaşayamaz. Bu. Dile getirmemenin arkasındaki sebep bu mu? Ya yani tabii korkularıyla yaşayamaz. Herkesin korkusu vardır. Affetmeyeceğin şey ne bu hayatta? Ya ben eskiden çok şeydim, affetmiyordum hakikaten. Sonra yaş ilerledikçe ya da kitap okudukça ya da işte insanların bakış açısı, hani o pencere, sizin de pencereniz genişliyor bir anlamda, hayata bakış açınız genişliyor. Ve diyorum ki hepimiz insanız, niye affetmeyeceksin ki? Yani Sezen'in ölüm olan, bir lafı vardı. Ölüm olan şu dünyada niye affetmeyeceksin? Aynen işte onu, o cümleyi kurdu. Öyle mi? Ölümlü bir dünyada, ölümlü bir dünyada ömür boyu küs kalabileceğim ya da darılabileceğim bir sebep ya da bir insan olamaz. Yok yok. İşte o yüzden gidemem, gitmem. Evet, 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 evet. Ben de Sezen'le aynı fikirdeyim. Yani 30'lu yaşlar sizi sert yapıyor ama 40'tan sonra yavaş yavaş aşağı doğru eğiliyorsunuz. Ve daha insanlara tanıyan, onlara sevgi gösteren. Bir de ben şöyle yapıyorum, sinirlendiğim zaman, mesela sana çok kızın diyeyim, senin çocukluğunu düşünüyorum. Kim diyor, ne şeker bir çocuktur o. Çocukluğu, kimin çocukluğunu düşünsem hemen unutuyorum her şeyi. Hemen unutuyorum. Çünkü hepimiz çocuktuk ya. Yani. Peki, evrilen bir Yasemin'den bahsediyoruz yaş aldıkça. Tabii. Şimdi yeniden Yasemin'in penceresi dendiği zaman bu biraz daha pembe bir pencere mi olacak? Yok, eskisi gibi. Hatta daha ama da... Eskiden acımasızdın. Acımasız değildim. Ne yaşıyorsan oydu. Hatta dedim ya biraz önce sana, görmediğin, o kadar görmediğim şey vardı ki. Görmek istemediğim ya da seyirciye aktarırsam onu rencide edecek. O kadar çok şey vardı ki onları göremez diye geliyordum. Yine aynı şey olur. Yaşadıklarınızla barışıksanız. Zaten program açınca birkaç kişi şöyle demişti. Bakın biraz sonra Yasemin Penceresi başlayacak. Hayatınızla karşı karşıya geleceksiniz. İsterseniz şu anda çekip gidebilirsiniz. Bu cümleyle açılıyordu program çoğu zaman. Hayır, devam diyor. Yani Sezen Aksu falan, Ajda Pekkan'a, Seda Sayan'a al basmıştı heyecandan. Bak al al. Programı, işte senin şu şeyin var ya, mendilin gibi kızardılar heyecandan ve programı iptal etmek zorunda kaldık. Yarım saat 40 dakika. O kadar heyecanlandılar. Çünkü kimseye bir şey söylemiyoruz. Hiç kimseye. Biliyorlar ki işte dediğim gibi 10 kişi çıkacak ama hangi 10 kişi ve ne anlatacak? İşte ilk kocalar mı gelecek, sevgililer mi ayrıldı, Yılmaz Erdoğan ayrıldı, eşine demişti. Biraz bozuldu ama. Ha ben ne yapayım şimdi ben çağırıyorum, o geliyor. Biraz bozuldu ama ne yapayım diye. Ha bir şey, şimdi bak ama önemli olan şu değil mi? Yani geldi kadın, ben ne yapayım? Gelmeyebilirdi. Ben İbrahim Tatlıses'e Derya Tuna'yı çağırdım, geldi. Pelin Savaş da geldi. Gelmese ne olacaktı? İbrahim Tatlıses'in programı zaten. İbrahim Tatlıses'in kadınlarından oluşmuş. Ama gelmeyebilirdi Perihan Savaş. Orada bir ilişkisi yok, hiçbir şey yok. Ama Perihan dedim, sen gelmezsen bak İbrahim Tatlıses'i iptal edeceğim dedim. Geliyor musun, gelmiyor musun? Net. Geliyorum dedi. Devam dedi. Bu kadardı. Gelmese yapmaz mı İbrahim Tatlıses? İşte diyorum ya, bu gerçekten öyle bir format ki insanlarla senli benli olabileceğin, insanların seni tanıdığı gazetecilikten de tanıyorum. Gazetecilikten işte. Yoksa yapılabilirsi bir format değildi. Evet. Perihan Savaş'a telefon açıp da Perihan Hanım dediğin anda tabii. Zaten o gelmezdi o formata. Tabii.
Ben gazeteciyim döneminde, gazeteciliğim daha kısa oldu ama birbirimize çok saygılıydık. Gördüğüm şeyi ama bunu yazma derlerdi. Söylerlerdi. Yazmazdım yani. Onu niye rahatsız edeyim ki? Aynısı işte. Niye rahatsız edeyim? Ya, aynı şey. Yani bunu yazmakla ne ona bir şey katılacak ne ben gökyüzüne çıkacağım. Peki derdim. O yavaş yavaş çizginizi inceltiyor ama yine bir çizgi var. Kesinlikle var. Yani hiçbir zaman falan hadi gel bu akşam yemeğe ben böyle bir şey yapmadım. Onlar da bana yapmadı. Ama yine de gazetecilikten televizyonculuğa geçişte eğer ki köstek olmayı tercih etmeselerdi, destek olsalardı çok daha farklı şeyler olabilirdi. Tabii anlattım sana. O maalesef gazetecilikte o kıskançlık hala var mı bilmiyorum ama içlerinden geçenler... Erkeğin mi kıskançlığı daha beter, kadının mı? Kadının. Kadının kadına ettiği diyorsun. Evet. Bunu yapan bir kadındı. İki kadındı. Çok ilginç değil mi? Hala sektördeler mi peki? Bir evet öbürü yok. O da herhalde ilahi adalet mi oluyor? Yok, ilahi adalet değil. Başka bir şey. Mesela? İşte ilahi dünya diyelim. Çok zor bir konuksun. İstediğini istediğin kadar veriyorsun, yemin ediyorum. Yok diyeceğim, ya söylerim ben. Ya aklıma geldikçe konuşurum, öyle kurgulu murgulu değilim de ama insanları hani kırmamak lazım bunca yıl. Çok özel bir şey yok. Anlattım sana zaten. Yani çok özel bir şey yok. Olanları da söyledim. Tabii 90 program bir anda böyle pat 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 aklına gelmiyor. En önemli konular bunlardı. Kimseyle de kavga etmedim, dövüş etmedim. Herkes mutlu mesut ayrıldı. Ya da mutlu olmasa peki, da öyle gösterdi. Yok, Yasemin Penceresi ile alakalı anekdotlar şahaneydi zaten, o ayrı. Ama o kişiler, o sana köstek olmayı tercih eden kişiler seni ancak yavaşlatabildi. Belki onu bile başaramadı. Bir tanesi mesela şöyle bir şey oldu. Gazeteden ayrıldıktan sonra çok ünlü bir kanal, çok büyük bir kanala geçti. O kanalın genel müdürünün Sağkalı oldu. Genel müdür beni aradı, Yasemin gel dedi. Bir konuşacağımız vardı. O gün de tesadüfen konuştuk onunla. Sonra dedik işte o bayanı ara dedi. Ben aradım, benim aradığımı söylememiş. Ne ilginç değil mi? Nasıl bir kötülüksünüz siz ya? Ama dönüyor dolaşıyor, hep önüne geliyordu. Ne oldu? Ne oldu? Ben çıktım gittim. Sen yaşlı ve yalnız bir kadın olarak duruyorsun. Ne oldu? Tam tersi, şu anda kim yanıma gelse herkese destek olmaya çalışıyorum. Yani ya bir şey vermek adına, ya bir tüyo vermek adına... Ya da şunu yaparsan şöyle olur, niye karışıyorsun derler diye de korkuyorum aslında. Yani sana ne de, yani kötü bir şey var mı böyle yapma diyorum. Şöyle durma, bunu söyleme, bak böyle konuş. Bir gün yeter artık, ekran tamam diyecek misin yoksa nefes aldığım sürece ekran mı diyorsun? Şöyle bir şey, tabii programcılık bir sürü ama ben sana biraz önce de söylemiştim. 2016'da ben oyuncu olmaya karar verdim. İçimde böyle bir ışık vardı zaten. Şimdi Yasemin Penceresi söylerken esas benim hayatımdaki en önemli noktaya atladık. Ben aslında gazeteciliği seviyordum ama tek amacım oyuncu olmaktı. Tek amacım vardı oyuncu olmak. Devlet tiyatrolarında, çocuk tiyatrosunda bir seçme vardı. Ve ben 10-11 yaşlarındaydım o zaman. Gittim Taksim'de. Bana işte önce bir metin oku dediler. Metin okudum. Tamam geçtiniz, yarın tekrar gelin dediler. Ertesi gün geldim. Meğerse oyun müzikal bir oyunmuş. Birisi piyanoda soruyor. İşte do re mi söyle diyor. Bende kulak yok. Sıfır do diyor. Ben re diyorum. Teşekkür ederiz dediler. Almadılar beni. Sesim yok diye. Sesim yok ama hani terbiye edecek bir ses varmış meğerse. Ben nasıl bir hayal kırıklığına uğradım biliyor musun? Ağlayarak eve geldim. Babam yanımda hüngür hüngür ağlıyorum. Çünkü diyorum ki tiyatroya gidersem oradan büyüyeceğim, oyuncu olacağım. Bütün amacım bu bak. Olurdu da. Kesinlikle olurdu. Çünkü o sana neyi gösteriyor? Sesini kullanmayı, hareketlerini, jestlerini, mimiklerini öğretiyor. Yani ben bazen bakıyorum, vay canına diyorum ya. Yani o kadını orada yapmışım. Ve 2016'ya kadar hep canlı yayın yaptığım için gündüz kuşağında böyle bir amacım yoktu. Sonra çok ünlü bir menajerle, kast direktörle çalıştım. Aynı senin dediğin gibi, ya senden çok iyi böyle şey olur dedi. Hani karıştırıcı. Gel seni dedi bir şey alalım dedi. Böyle bir deneyelim dedi. İki tane bayağı sıkı devlet tiyatrosu hocasıyla karşı karşıya geldim. Şimdi bir metin verir okuyorsun, bana gülüyorlar. Ay dedim eyvah, herhalde biz nane limon. Neyse işte tabii devam et. Dedim ki ya çok affedersiniz. Tanıyorum da onları, programa katılmış insanlar. Düşünebiliyor musun?
Niye bana güldünüz dedim. Ya dedi, o kadar iyi yaptın ki. Hani vay anasına ya, kadına bak dedik dedi. Ben 2 yıl böyle drama dersleri aldım. Büyük yapım şirketlerinin hepsini tanıyorum tabii. Patronlarını tanıyorum yani birebir. Birkaç kişiyle gittim konuştum, benden oyuncu olurum diye. Senden her şey oldu dediler. Fakat pandemi patladı. Hmm. 2018 gibi, 2019 pandemi patladı. Pandemi süresince de cesaretim olmadı gidip de birisine gideyim. Yani iyi bir menajere ihtiyacım var, onu söylüyorum. Ama mutlaka aklımın bir köşesinde var oyuncu olmak. Bir gün mutlaka diyorsun. Yani. Yasemin'in penceresi bir de o tarafa açılsın. Bakalım. Evet, çünkü kamera öndesin ama bu sefer yine kamera önde olacaksın ama artık ışığı bilerek, kamerayı bilerek ve duygularını dışarı aktarmasını bilen bir insan olarak. Oyunculuk o demek değil midir? Duygularını o anlamda dışarı aktarabilmek. Bekliyoruz teklifleri. Kendi öz pencereni bize açtığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bence de çok keyifli. Güldük değil mi? Ağlamadık. Evet. Gayet güzeldi. Evet kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, bu haftada Haber Bahane dedik ve Türk televizyonculuğunun yegane isimlerinden sevgili Yasemin Bozkurt'la Haber Bahane dedik ve sevgili Yasemin Bozkurt'un penceresini araladık. Kendi öz penceresini. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.